farklı bizim... Evet, kaydediliyor aynı zamanda. Bizim öngördüğümüz farklı durumlar var. Bazı iyileştirmelere de gidildi program süreçlerinde. Hem bunlar hakkında bilgi vereceğim, hem de aslında biraz önce bahsetmiş olduğum gibi bizim Araştırma Destek Programları Başkanlığı'nın yürüttüğü farklı programlar çerçevesinde desteklenen, tamamlanan projelerin devamı niteliğinde 1505 programına bir başvuru yapılıyorsa ek puan uygulamalarımız var. Başka unsurlarla bir araya geldiği zaman bu projelerin çok daha kolay şekilde desteklenebileceğini göreceksiniz zaten. Ben hızlıca hemen bu sunuma başlayayım. Şimdi programın nasıl bir yapısı var? Önce hızlıca bunu tanıtacağım. Daha sonra başvuru süreçlerimiz, nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunlarla ilgili biraz daha kapsamlı bilgi vermeye çalışacağım. Programın amacı biraz önce bahsetmiş olduğum gibi yürütücü kuruluşların bilgi birikimini müşteri kuruluşlar tarafından yeni ürün süreçlere dönüştürmesine yönelik projeleri desteklemek. Burada yürütücü kuruluş tanımı önemli. Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez enstitüleri, araştırma hastaneleri bunlar yürütücü kuruluş olarak adlandırılıyor. Müşteri kuruluşu da bir sermaye şirketi olmak zorunda. Peki nasıl bir destek sağlıyoruz? 750 bin liraya kadar tamamen TÜBİTAK destekliyor. Bunun ötesinde sanayi kuruluşu da, proje ortağı da kendisi fonlama yapıyor. Daha önce proje bütçeleri 1 milyon lira ile sınırlıydı. Yani 1 milyon lirayı aşamıyordu. En son yönetim kurulu toplantımızda bu konuda bir değişiklik yapıldı. TÜBİTAK katkısı sınırlandı. Yani eğer sanayi ortağı kendi payını artırmayı taahhüt ediyorsa projelerin bütçesi üzerinde bir sınırlamamız yok. Örnek olarak daha önce 1 milyon liraydı. İşte TÜBİTAK %60'ını ya da müşteri kuruluşun ölçeğine göre 60'ını ya da %75'ini karşılıyordu bu bütçenin. Şu anda 750 bin lirayla sınırlı. Bizim desteğimiz bütçeye yaptığımız katkı 750 bin lirayla sınırlı. Bunun üstünü müşteri kuruluş tamamlıyorsa herhangi bir sınır olmadan proje önerisi sunulabiliyor. Daha önce kurum hissesi oranımız %5'ti. Bu da yine bizim araştırma destek programları başkanlığındaki uygulamaya paralel olarak %10 ile %50 arasında belirleniyor artık. Bu da işte belli bir sınırlama çerçevesinde sağlanıyor. Destek süremiz de 24 ay. Kimler müşteri olabiliyor? Yani herhangi bir şeyimiz yok, sektör sınırlamamız yok, ölçek sınırlamamız yok. KOBİ olabilir, büyük ölçekli şirket olabilir. Türkiye'de yerleşik bir sermaye şirketi olması lazım. Bu ne demek? Yani bir anonim ya da limited şirket olması gerekiyor. Ve kendi bünyesinde daha sonra bu proje çıktılarının uygulamaya dönüşme sürecinde görev alacak, onların kalıcılığını sağlayacak asgari lisans düzeyinde bir personel olması gerekiyor. Proje konusuyla ilgili lisans derecesine sahip bir müşteri kuruluş proje sorumlusunun proje esnasında bize bildirilmesi lazım ve proje boyunca da burada görev yapması lazım. Burada fazla kısıtlamaya gitmiyoruz. Bir programın şöyle bir şeyi var, sınırlaması var. Bazı araştırmacılarımız teknoloji gelişme bölgelerinde kendileri şirket kurmayı tercih edebiliyorlar. Yani en sık karşılaşılan durum bu. Bu durumda mesela kendi ortağı oldukları ya da işte birinci derece akrabalarının ortak olduğu ya da kendilerinin yönetiminde yer aldığı şirketlerle beraber bize 1505 programına başvuru sunamıyorlar. Bundan aslında giriş kısmında bahsetmiştim. Yürütücü kuruluş üniversite olabiliyor, araştırma altyapıları olabiliyor, kamu araştırma merkezi ve enstitüleri olabiliyor. Bu şekilde araştırma odaklı kurumları müşteri yürütücü kuruluş olarak adlandırıyoruz. Bir yürütücü kuruluş, yani bir üniversite ya da bir araştırma altyapısı ve bir müşteri kuruluş olması gerekiyor. Yani birden fazla yürütücü kuruluş olmuyor. Ama diğer üniversitelerden, kurumlardan araştırmacıların, bursiyerlerin proje ekibine dahil olması mümkün. Proje ekibi bahsetmiş olduğum gibi araştırmacılardan, araştırmacı niteliğine haiz kişilerden, bursiyerlerden, sözleşmeli personelden vesaire oluşuyor. Yardımcı personel de bunun içine dahil. Yürütücü kuruluşta yani örnek olarak üniversitede tam zamanlı olarak çalışan araştırmacı niteliğine haiz kişilerden bir tanesi proje yürütücüsü olabiliyor. Nedir buradaki araştırmacı tanımımız? İşte asgari doktora derecesine sahip olması lazım. Üniversitelerde meslek yüksekokulları için ya da araştırma altyapıları için, kamu araştırma merkezi enstitüleri için
lisans derecesine sahip kişiler de araştırmacı ve dolayısıyla proje yürütücüsü olabiliyorlar. Demin söylediğim gibi zaten diğer üniversitelerden, kurumlardan bu niteliklere, araştırmacı niteliğine haiz kişiler de proje ekibine dahil edilebiliyor. Peki hangi gider kalemlerini destekliyoruz? Personel giderlerimiz var. Bunun altında sözleşmeli personel ve bursiyer var. Seyahat giderlerini destekliyoruz. Alet, teçhizat, yazılım, yayın alımları desteklenebiliyor. %20'yi aşmayacak şekilde hizmet alımlarını destekleyebiliyoruz ve malzeme giderlerini destekleyebiliyoruz. Bu kapsamda mesela müşteri kuruluş proje sorumlusunun önemli bir rolü olduğundan bahsetmiştim projede. Bu efor karşılığında ya da müşteri kuruluşun bu çok yani ağırlıklı olarak müşteri kuruluş proje sorumlusunun burada gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık böyle bir hizmet alımına izin veriliyor. Ama çok özel koşullarda işte farklı bir denemenin yapılması vesaire bir söz konusuysa bu kapsamda da yine bütçenin %10'unu aşmayacak şekilde müşteri kuruluştan hizmet alımı yapılabiliyor. Proje teşvik ikramiyesi proje ekibine sağlanıyor. Bu proje bütçesine dahil değil, tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanıyor. Proje yürütücüsü için aylık 2500 lira, araştırmacı ve yardımcı personel için de 1500 lira proje teşvik ikramiyesi almak mümkün. Proje teşvik ikramiyesi kuralları sadece bu program değil, bütün TÜBİTAK programları için geçerlidir. Yani bu TÜBİTAK daha önce kanundan, şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden kaynaklanan bir konu. Dört projeden işte araştırmacı, yardımcı personel olarak PT'yi alabilirsiniz. İki projeden yürütücü ya da bir projeden yürütücü, iki projeden araştırmacı, yardımcı personel olarak PT'yi almak mümkün. Bu ama dediğim gibi bütün TÜBİTAK programlarını kapsıyor. Bunun içinde işte araştırma destek programları da var, BİDEP de var, BİTO da var. Bu hususa dikkat etmek gerekiyor. Merkezi olarak bunlar kontrol ediliyor zaten. Yine dediğim gibi proje süresi içinde bütün bu ekibe, proje ekibine verilebilecek PT'yi tutarıyla ilgili de kısıtlamamız var. Bu da işte bu oranları yaptığınız zaman, şu andaki mevcut tutarları karşılaştırdığınız zaman 24 aylık bir proje için 150 bin lira toplam PT'yi ödenmesi mümkün olabiliyor. Daha önce bu programda lisans öğrencilerini, ön lisans öğrencilerini bursiyer olarak proje ekibine dahil etmek mümkün değildi. Yine uygulama esaslarımızda program mevzuatında bir değişiklik yapıldı. Artık ön lisans ve lisans öğrencileri bursiyer olarak proje ekibine dahil edilebiliyor ve bunlara aylık 750 lirayı aşmayacak şekilde burs ödenebiliyor. Bunun yanı sıra yüksek lisans doktora öğrencileri proje ekibine dahil edilebilir ve daha doktora sonrası araştırmacılar da proje ekibine bursiyer olarak dahil edilebiliyor. Peki yani bunlar temel olarak programda nasıl bir destek verdiğimizi aktarmaya çalıştım. Genel program yapısı bu. Destek kalemlerimiz belli. 3 aşağı 5 yukarı zaten bütün programlarda benzer bir yapı var. Nasıl bir başvuru sürecimiz var? Ben daha detaylı olarak bu husustan bahsetmek istiyorum. Aslında sadece 1505 değil, bütün hemen hemen fonlayıcı kuruluşların aradığı bir yapı var. Bu da bir problem, bir ihtiyacın tanımlanması gerekiyor. Buna bir çözüm önerisi getirilmesi gerekiyor. Bu çözüm önerisini hayata geçirecek bir proje planının kurgulanması ve bunun işte ilgili programın formatına göre fon sağlayan kuruluşa aktarılması bekliyor. Yani ana hatlarıyla işte bizim programlarımıza benzer bir yapıya sahip işte kalkınma ajansları, COSGAP, Avrupa Birliği hemen hemen hepsinde bu şeyler, adımları takip etmemiz bekleniyor. Ama bazen işte bu kavramların üzerinden biraz daha geçmek gerekiyor. Çünkü özellikle KOBİ'lere yönelik programlarımızda işte bunların tanıtımında şöyle bir şey gelişebiliyordu, jargon gelişebiliyordu. İşte proje yazan başarılı oldu, proje yazmak gibi bir kavram ortaya çıkıyor. Aslında bir proje planlanır ve uygulanır. Proje önerisini hazırlamak ayrı bir konu. Proje yazmak deyince şey gibi anlaşılabiliyor. Yani sanki bir çekilişten bilet alıyorsunuz ve size bir şey çıkıyor gibi. Hayır, burada aslında son derece daha bilinçli bir faaliyet var, kurgulanmış bir faaliyet var. Bu bakımdan işte proje kavramı nedir? Belki biraz onun üzerinden geçmek gerekiyor. Bu proje yönetiminde sık kullanılan bir tabir. Eşsiz bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için üstlenilmiş geçici bir girişim.
Burada anahtar kelimeler var. Yani eşsiz, ya proje faaliyetleri rutin faaliyetlerden farklı olacak. Belli hedefleri olacak, tanımda hedefleri olacak ve buna ulaştığımız zaman projeyi sonlandırmamız gerekiyor. Proje faaliyetleri sürekli faaliyetler değil. Belli bir kapsam içinde bunları gerçekleştirdiğimiz zaman projeyi sonlandırmamız gerekiyor. Burada da o zaman planlamanın temel unsurlarını bir üçgen formunda gösterebiliyorsunuz. Zaman, maliyet ve kapsam. Yani bir projede en temel olarak planlamamız gereken unsurlar bunlar. Yani bir zaman planımızın olması gerekiyor, kapsamı planlamamız gerekiyor ve maliyeti planlamamız gerekiyor. Aslında bizim de projeleri değerlendirme boyutlarımız ve dolayısıyla başvuru esnasında talep ettiğimiz bilgiler bir projenin bu üç planlama boyutuyla alakalı oluyor aslında. Nasıl bir yapımız var başvuru şeyinde? İlkte bir kısmı bilgileriyle başlıyoruz. Proje ve kuruluş bilgileri. Bu zaten en rutin kısım. Bu üç bölüm aslında bizim değerlendirme boyutlarımızı da tanımlıyor. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknolojisi ve yenilik yönü, proje planı ve kuruluş altyapısı, projenin ekonomik yararı ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği. Böyle bir yapımız var. Tabii bütün bu işte kapsamı planladıktan sonra bir bütçe oluşturma, maliyet planlamasını yapmamız gerekiyor. Daha sonra destekleyici dokümanlarla beraber bu proje önerisini TÜBİTAK'a sunabiliyoruz. Proje önerileri bizim PRODIS olarak adlandırdığımız proje değerlendirme ve izleme sistemi üzerinden TÜBİTAK'a sunulabiliyor. Etey'de tubitak.gov.tr adresinden PRODIS uygulamasına erişebiliyorsunuz. Özellikle bizim sanayiye yönelik programlarımızda hakemlik, izleyicilik yapan araştırmacılarımız bu altyapıya aşinadırlar. Prodüs üzerinden raporlarını yüklüyorlar, elektronik imzalı olarak bize gönderebiliyorlar. Merkezi giriş kısmında giriş yapabiliyorsunuz. Giriş yaptığınız zaman sizi böyle bir ekran karşılıyor olması lazım. Prodüs'te birçok farklı kullanıcı rolü var. İşte firmalar için özelleştirilmiş roller var. Bu programa başvuru yapmak için hakem izleyici 1505 yürütücü rolüyle girmeniz gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi zaten eğer bizim diğer programlarımızda bir hakemlik izleyicilik yaptıysanız bu rolle sisteme girmiş olmanız lazım. 1505 projelerinde aynı ekran üzerinden hazırlamaya başlayabilirsiniz. Nereden? Üniversite Sanayi İşbirliği altında yeni başvuru kısmında bu bağlantıyı takip ettiğiniz zaman yeni proje önerisi tanımla butonuyla beraber bu süreci başlatabiliyorsunuz. Önce projeye bir isim vermek gerekiyor. Daha önce sunulmuş bir proje mi, tamamlanmış bir projenin devamı mı yoksa sunuluyor bununla ilgili. Bunlar yöneltiliyor. Bunu tercih ettikten sonra şöyle bir ekran açılıyor önünüze. Şimdi burada tamamlanması gereken bazı formaliteler var. Dediğim gibi künye bilgileri bunlar. Burada özellikle kırmızıyla işaretlediğim kısmı incelemenizi ben tavsiye ederim. Çünkü daha önce ıslak imzalı olarak bazı formların hazırlanmasını ve TÜBİTAK'a gönderilmesini talep ediyorduk. Daha sonra bu başvuru süreçleri nihayetine erdiğini biliyorduk. Artık böyle bir şeyimiz yok. Islak imzalı olarak belge talep etmiyoruz. Elektronik imzalı olarak kabul ve taahhüt beyanları TÜBİTAK'a iletiliyor. Ondan sonra proje önerisi TÜBİTAK'a sunulabiliyor. Eğer müşteri kuruluşun daha önce TÜBİTAK'ta böyle bir kaydı yoksa bu kayıtları tamamlamaları gerekiyor. Bu gibi önce siz kendi künye bilgilerinizle sisteme giriş yaptığınız zaman sizin çalıştığınız kurum otomatik olarak buraya geliyor. Yani bu Arbis'teki kuruluş kaydınızla alakalı bir şey. Arbis'te hangi kuruluşu siz oraya seçtiyseniz o kuruluş buraya otomatik olarak geliyor. Örnek olarak işte Arbis'teki kuruluşunuz A Üniversitesi Mühendislik Fakültesi işte Gıda Mühendisliği bölümü olarak gözüksün. Burada projenin yapıldığı yer Gıda Mühendisliği bölümü A Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümü olarak gözükecek. Kuruluş doğrudan üniversite olarak çıkacak. A Üniversitesi olarak çıkacak. Kuruluş yetkilileri de otomatik olarak çıkıyor buradan. Bir sonraki yansıda zaten detaylı olarak bahsettim ama önce bir müşteri kuruluşu seçmeniz gerekiyor. Buradan isimle arayabilirsiniz. Eğer vergi numarası size sağlanmışsa vergi numarasıyla arayabilirsiniz. Bu şekilde müşteri kuruluşu seçip ekliyorsunuz.
O zaman ekran şuna dönüşüyor. Yani sizin kuruluş bilginiz var. Aynı zamanda müşteri kuruluş da burada beliriyor. Müşteri kuruluşun bu işte kabul taahhüt beyanlarını onaylayacak yetkilileri burada otomatik olarak çıkıyor. Çünkü zaten bu kayıt daha önce yapılmış. Onları bir düzenlemeniz gerekiyor. Kimler bunu bu kuruluş adına imzalayacak? Onları seçiyorsunuz. Kendi kurumunuz için bunu yapmanız bekleniyor. Kim imzalayacak? İşte, bizim araştırma destek programları başkanından aşinasınızdır. Orada da böyle bir elektronik imza süreci var. İşte daha kapsamlı oradaki bildiğim kadarıyla işte rektör, dekan, bölüm başkanı vesaire daha kapsamlı bir silsile halinde imzalanıyor. Bizde öyle değil. Kuruluşu kim temsil ediyorsa işte onu da zaten daha önce belirtmiş oluyorlar. Rektör yardımcısı o da otomatik olarak geliyor. Onu seçiyorsunuz. Buradaki diğer bilgileri de doldurduktan sonra kendinizle ilgili bilgiler, müşteri kuruluş proje sorumlusu kim olacak vesaire. Bu bilgilerini doldurduktan sonra yetkili onayına gönder diyorsunuz. Bunu buradaki kabul taahhüt beyanlarını hem sizin işte bu kurumunuzu temsil eden kişi kimse, rektör yardımcısı ya da onun yetkilendirdiği başka birisi onun imzasına sunuyorsunuz. Hem de müşteri kuruluştaki kuruluş yetkililerinin imzasına sunmuş oluyorsunuz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra prosedürden yani diğer ilgili alanları doldurmaya başlayabilirsiniz. Kaydederek de devam etmek mümkün ama bu çok pratik olmuyor. Yani tecrübeyle bunu söyleyebilirim. Bizim işte Word formatında şablonlarımız var. Bu şablonlar üzerinde bu proje önerisini hazırlamaya devam edebilirsiniz. Daha sonra burada hazırladığınız dokümanı ekler kısmına yükleyip İşte ilgili metinleri de bizim elektronik sistemdeki alanlara yapıştırarak proje önerinizi sunabilirsiniz. Ne yazık ki mevcut altyapımızda şekil, formül, buna benzer şeyleri o metin alanlarının içine girmek mümkün değil. Bunları ek olarak sunmanız gerekiyor. Biraz evet zahmetli bir iş oluyor ama yani mevcut altyapımızda gelebildiğimiz nokta bu oldu. Bir de şöyle bir konu var. Zaten aslında burada müşteri kuruluşun da girdi sağlaması gereken ya da işte ekipteki araştırmacıların girdi sağlaması gereken farklı alanlar var. Beraber çalışmak gerekiyor. Bizim elektronik başvuru sistemi bu tür ortak çalışmalara çok imkan vermiyor. O yüzden bu şablon üzerinden aslında proje dokümanını hazırlamaya başlayıp, peki içeriği hazırlamaya başlayıp daha sonra yüklemek daha pratik bir uygulama olabilir. Nereden ulaşabilirsiniz şablonumuza? Bizim ulusal destekler kısmında, sanayi kısmında 1505 programının altında başvuru dokümanları var. Buradaki bağlantıdan da yine başvuru formları altında şablon AG 105 olarak adlandırdığımız forma erişebilirsiniz. Ama tabii bunları yapmadan önce yani bu işte kolları sıvayıp buraya işte özgün yönü budur, işte yeni içi yönleri şunlardır. Buna benzer içeriği oluşturmadan önce bir adım geriye gidip tam olarak hangi gereksinimi adresleyen bir proje yapacağız, ne tür bir problemi çözmeye çalışıyoruz, buralara biraz daha fazla odaklanmak gerekiyor. Çünkü projenin başlatılma gerekçesi, bence en önemli kısımlarından bir tanesi bu başvuru dokümanının, aslında bir problem tanımı yapılmasını gerektiriyor. Projenin amacı kısmında da bu tanımladığımız probleme ya da bu belirlediğimiz ihtiyaca yönelik bir çözüm önerisi aslında sunmuş oluyoruz. Peki, yani bir problem tanımı nasıl olmalı? Bir kere yani hangi sorunu hedeflediğimizi çok net olarak belirtmeliyiz. Mümkünse bunu insan odaklı olarak belirtmeliyiz. Yani işte KOBİ'nin işte şöyle bir sorunu vardır yerine KOBİ bir kurum. Yani buradaki insanların üzerinden bunu anlatabiliyorsak daha net şekilde aslında problemi tanımlayabiliyoruz. Bunun kaynağı nedir? Kök nedeni nedir? Ne tür bir sonuç ortaya çıkarıyor bu problem? Bunu işte akut ve kronik olarak adlandırabiliriz. Çözülmezse nasıl bir etki ortaya çıkacak? Yani şu anda yaşadığımız şey nedir? Ama bu kronikleşirse genelde olumsuz olarak tanımlanabiliyor bu. Nasıl bir etki oluşturuyor? Nereye götürüyor? Bunu çözdüğümüz zaman bizi olumlu olarak nasıl bir noktaya götürecek? Ya da bu gereksinimi uygun şekilde giderdiğimiz zaman bizi nereye taşıyacak? Böyle bir aslında basit anlamda bir hikaye formatında belki bu problemi tanımlayabiliyor olmamız lazım. Şimdi tabii özellikle girişimcilik konusunda
böyle kanvaslar, işte tablolar, işte belirli alanlar üzerinden daha sistematik şekilde bu tür çalışmalar yapılabiliyor. Her şeyin artık bir kanvası var. Bu problem tanımlamayla ilgili böyle bir şablon da oluşturulmuş. Bu sadece bir örnek. Yani kendi çalışmalarınız kapsamında daha farklı formatlar, şablonlar kullanabilirsiniz. Ama temel olarak bir problem tanımında ya da işte buna hafif çözüm önerisine götürecek kısımda neler olması gerektiğini bu şablon bize gösteriyor. Bir kere bağlam çok önemli. Hangi şartlarda oluşuyor bu problem ya da bu ihtiyaç hangi şartlarda ortaya çıkıyor? Buradaki hedef kitlemiz kimdir? En çok kimler etkileniyor bundan? Bunun kök nedeni ne? Nitel etkisi nedir? Mesela bu problemi yaşayan kişi nasıl hissediyor kendini? Nicel etkisi nedir? Yani şöyle bir örnek verebilirim. Özellikle pandemi sürecinde mesela çevrimiçi alışveriş çok daha farklı bir noktaya gitti. İnsanlar alışverişlerini daha çok bu mecralarda yapmaya başladılar. Özellikle kapanma döneminde kendi işte çocuğumun odasına bir mobilya almak istedim. Kendimizi monte edebileceği tarzda işte aklınıza gelebilecek firmalardan bir tanesine sipariş verdim. Ondan sonra 3 gün bekledikten sonra şöyle bir mesaj gördüm. Siparişinizde problem var, eksik ürün var diye. Çağrı merkezini aradım. Şimdi mesela bağlam nedir? İşte online yapılan bir mobilya alışverişinde çıkan sorun. Peki müşteri kullanıcı kim? İşte 40'lı yaşlarında, işte gözlük takan, ondan sonra saçlarını erken dökmüş bir kişi mesela. Yani karikatürize ediyorum ama bu şekilde tanımlayabiliyorsunuz şeyi. Online alışverişi yapmış. Peki neyle karşılaşmış? İşte siparişini vermiş, parası tahsil edilmiş, 3 gün beklemiş ama şöyle bir mesajla karşılaşıyor. İşte siparişinizde bazı parçalar eksik. Çağrı merkezini arıyor, yani hikaye devam ediyor. Hangi parçalar eksik diyor? Çağrı merkezindeki operatör, biz bunu göremiyoruz. 72 saat sonra ancak depoda işte bunu gözlemleyip size geri döneceğiz diyor. Ama o 72 saat içinde zaten ürün eksik vesaire şeklinde zaten size teslim edilmiş oluyor. Peki eksik olduğu zaman ne yapmam gerektiğini, işte ne yapması gerektiğini soruyor buradaki kullanıcı. Onu işte tutanak imzalaması gerektiğini ya da ürünü tamamen iade edebileceğini, ondan sonra para iade sürecinin yine 72 saat sonra kendi depolarına ulaştıktan 72 saat sonra başlayacağı vesaire. Buna benzer şeylerle karşılaşıyor. Şimdi nitel etki, müşteri kullanıcı ne düşünüyor, ne hissediyor? Bir kere kafa karışıklığı hissediyor. Ondan sonra siparişini iptal etme düşüncesine sahip oluyor. Bunun nitel etkisi nedir? Evet, firma için bir ciro kaybıdır bu. Siparişini iptal ettiğim zaman operasyonel maliyetlerin artmasıdır. Kargo ücreti firmaya yansıyacak. Tekrar bunu alacaklar, sayacaklar vesaire. Alternatifler nedir? En önemli alternatif hiçbir şey yapmamak, almamak ya da diğer tedarikçiye gitmek. Bunları işte bu şekilde ortaya koyabiliyor olmamız lazım. Kök neden nedir burada? İşte depodan neyin sevk edildiğini gerçek zamanlı olarak takip edemiyoruz. Neden? Çünkü işte barkodla okuttuğumuz işte tablolar 2 gün sonra veri tabanına işleniyor. Neden? İşte bu şekilde neden sorusunu 5 kere sorduğunuz zaman, bu da sıklıkla verilen şeylerden, öğütlerden bir tanesidir, genelde kök nedeni inebiliyorsunuz. Şey gibi oluyor bazen, çocukla konuşmak gibi oluyor işte. Bir şey söylersiniz neden der, tekrar bir cevap verirsiniz neden der çocuk. Onun gibi kök nedeni inebilmek için bazen 5 kere neden diye sormak gerekiyor. Bu şekilde sistematik olarak aslında bir problem tanımı yapılabiliyor. Bunun başka bir formatı daha var. İşte çift elmas tasarım süreci deniyor. Bir problemi tanımlarken mühendisler, araştırmacılar, merak güdüsüyle hareket eden insanlar oldukları için bir sorunla karşılaştığımız zaman hızlıca çözüme doğru götürmeye çalışıyoruz. Hemen çözmeye çalışıyoruz. Ya da yeni bir teknik gördüğümüz zaman, yeni bir teknoloji ortaya çıktığı zaman bunu hızlıca uygulamak istiyoruz. Halbuki bazen bir adım geriye gidip, bahsetmiş olduğum gibi, problemin daha iyi tanımlanmasını sağlamamız gerekiyor. Bu da bir keşif süreci içeriyor aslında. Yani problemle ilgili tanımlamayı daha net şekilde yapmak için çalışmaya başladığımız zaman aslında birçok şeyi bilmediğimizi fark ediyoruz ya da varsayımlarımızın doğru olmadığını tespit ediyoruz. Bu keşfetme aşamasında
belirsizlik artıyor. Yani dediğim gibi birçok aslında varsayımımız var, hipotezimiz var. Bunlara dayanarak hızlı şekilde çözmek etmek mümkün. Bu şekilde doğru çözüme ulaşmak da bazen mümkün ama ıskalamamız daha yüksek bir olasılık. O bakımdan hiç daha bu işlere girişmeden önce bir problem tanımını daha sağlıklı şekilde yapmak projenin daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Şimdi burada belirsizlikler artıyor ama alternatifleri eledikten sonra işte bu hipotezlerimizi test ettikten sonra problemi bir çerçeveye oturtuyoruz, tanımlıyoruz ve buna uygun bir çözüm geliştirmemiz gerekiyor. Bu çözüm önerisinde de aslında belirsizlikler var. Araştırmanın bir parçası bu. Yani deneyeceğiz, başarısız olacak, onun alternatifini deneyeceğiz. İşte tekrar başka bir platforma taşımamız gerekecek yaptığımız çalışmada vesaire. Burada da aslında belirsizlik geliştirme aşamasında artıyor. Ama burada da alternatifleri sistematik olarak eledikten sonra uygulama aşamasında artık ölçeklenebilir bir prototipi müşteri kuruluşa teslim edebiliyor olmamız lazım. Bununla ilgili aslında birkaç tane de örnek vermek istiyorum ben. Mesela ihtiyacın doğru tanımlanması neden önemli? Buna teknolojik çözümler nasıl getirilebiliyor? Mesela taşınabilir müzik. 80'li yılların başında, işte 70'li yılların sonlarında Sony Walkman diye bir ürün çıkartıyor. Buradaki aslında ihtiyaç çok bariz. İnsanlar evlerin dışında ya da işte arabaları dışında temel müzik dinleme mecraları bunlar. Gezerken, işte efendim koşarken, spor yaparken, seyahat ederken, toplu taşımada seyahat ederken müzik dinlemek istiyorlar. Sony bu ihtiyacı Walkman'le gideriyor. Daha sonra Discman çıkıyor. Tabii ondan sonra başka sıkıştırma algoritmaları, patentli, Fraunhofer'in patent teknolojisi, MP3 ortaya çıkıyor. MP3 radarlar ortaya çıkıyor. Daha sonra mesela Apple iPod gibi bir ürün çıkartıyor. Kendi iş modeliyle beraber piyasaya çok yıkıcı şekilde geliyorlar. Ondan sonra akıllı telefonlar oyunu başka bir boyuta taşıyor. Çünkü artık sadece konuşmak için değil, internete bağlanmak için de ağırlık olarak bu tür cihazları kullanıyoruz. Doğal olarak bu tür uygulamalara kayıyor müzik dinleme şeyimiz, alışkanlığımız. Ve ondan sonra işte şimdi herkeste de şeyler var. Bu bağımsız kulaklıklar var. Bu şekilde gidiyor ama yani gördüğünüz gibi buradaki teknolojik çözümler zamanla bambaşka bir yere gelmiş ama temel ihtiyaç hiç değişmiyor. Temel ihtiyacı doğru tespit edip buna uygun teknolojik çözümü zamanında sunabildiğimiz zaman aslında başarılı bir ürünü hayata geçirebiliyoruz. Şimdi bu problem tanımı ve çözüm önerisi biraz sabrınızı zorladığım farkındayım ama bence çok önemli. Yani özellikle bir projenin başarısı ve başarısızlığı sadece TÜBİTAK tarafından fonlanması değil, sonuçlarının başarısı ve başarısızlığı açısından bence önemli. O bakımdan bu sunumda bu kadar yer veriyoruz. Mesela bir örnek üzerinden götürelim. Bir zincir, hızlı gıda işte fast food sektöründe faaliyet gösteriyor. İşte bir karşılaştırma yaptığı zaman şeylerle, rakipleriyle dondurmalı süt, bu milkshake satışlarının rakiplerinden geride kaldığını görüyor. Yani daha fazla satabileceklerini fark ediyorlar. Odak gruplar topluyorlar işte müşterilerinden. Neden işte bu ürünü almıyorsunuz ya da ne olsaydı alırdınız, buna benzer sorular soruyorlar. İşte müşterilerden geri bildirim geliyor. İşte daha kaliteli malzemeler kullanın, ondan sonra fiyatı indirin, daha büyük porsiyonlar olsun vesaire. Buna benzer şeyleri denedikleri zaman şunu görüyorlar, satışlarda anlamlı bir artış olmuyor. O zaman işte biraz önce bahsettiğim konu, bir adım geriye gidip insanların neden bu dondurmalı süt aldığı konusuna, milkshake aldığı konusuna odaklanıyorlar. Yani işte bazen bu şeye dönüşebiliyor, işte antropologlar gibi insanları uzaktan gözlemeye dönüşebiliyor ama daha farklı sorular sorarak da bunu anlamak mümkün. Şunu görüyorlar, burada satılan milkshake'lerin işte %40'ından fazlası sabah 8'den önce satılıyor. Problem tanımında bağlam çok önemli. Burada bu şeyleri, dondurmalı sütleri alan kişiler arabalarıyla evlerinden işe giden insanlar. İşte Amerika'daki yapıyı düşünürseniz işte banyolarda oturan insanlar uzun araba yolculuklarından sonra işlerine ulaşıyorlar.
Burada canları sıkılıyor insanlar. Yani her gün 1 saat, 1,5 saat araba kullanıyor. İşte kendini eğilecek bir şey arıyor aslında. Neden? İşte bir eliyle direksiyon tutarken bir eliyle işte bu dondurmalı sütü içebileceğini düşünüyor insanlar. Bir de çok erken kalkıyorlar bu şeyi yolculuğu yapmak için. Beslenme alışkanlıkları daha farklı şeyde. O kahvaltıdan sonra kendilerini işte öğle yemeğine kadar, puşluğa kadar vesaire idare edecek bir yiyecek arıyorlar. Bunu da pratik olarak bu milkshake olduğunu düşünüyorlar. Peki firma ne yapıyor bu durumda? İnsanların neden bu ürünü aldığını, nasıl kullandığını daha iyi anladıktan sonra şöyle bir çözüm getiriyorlar. Daha kıvamlı hale getiriyorlar buradaki dondurma suyu. Kıvamlı hale getirince ne oluyor? İşte 1 saat araba kullanırken daha zor çekebiliyor bunu içerken. Daha uzun süre gidiyor. Yani temel buradaki şey ihtiyaç araba sürerken kendini eğlemek olduğu için bu ihtiyacı daha iyi gidermiş oluyor. Pipetin çapını daraltıyorlar. Bu da aynı işlevi sağlıyor ve sürpriz meyve parçaları koyuyorlar. İşte her gün aldığı zaman içinden farklı bir meyve çıkıyor. İnsanlar bugün işte örnek veriyorum elmalıydı, öbür gün muzluydu vesaire. Bundan şaşırıyorlar. İşte onlar için de bir eğlence oluyor bu. Bu tür yenilikleri yaptıktan sonra satışlarını 4 katına kadar çıkartabiliyorlar. Dediğim gibi yani burada problemin kök nedenine inip insanların burada neyi başarmaya çalıştığını ya da neyi başaramadığını doğru tespit ettiğiniz zaman buradaki çözüm çok teknolojik değil ama çok daha üstün sonuçlar alınabiliyor. Bir başka örnek, bu çok daha ciddi bir problem aslında. Erken bebek ölümleri özellikle az gelişmiş ülkeler için çok ciddi bir problem. Bu belli ölçülerde önüne geçilebilen bir problem. Yani kuvöz üniteleriyle beraber işte bu çocuk şeyleri, bebekleri uygun tedaviye aldığınız zaman işte vücut ağırlıklarını koruyabiliyorlar. Yağ miktarı, işte metabolizmaları çalışabiliyor vesaire. Bu şekilde özellikle erken bebek ölümlerinin önüne geçmek mümkün. Ama bunlar oldukça pahalı cihazlar ve işte bakım gerektiren cihazlar. Bunların az gelişmiş ülkelere aktarılması, işte o ülkeler tarafından tedarik edilmesi, işletilmesi problem olabiliyor. Bu özellikle fiyat önemli bir bariyer olabiliyor bu durumda. Buradaki çözüm önerisi nedir? İşte o zaman haberlerde görüyoruz, işte duyuyoruz zaten bunları. İşte donör ülkeler para topluyorlar. İşte en az gelişmiş ülkelere, işte Sahra Altı Afrika'ya, işte Güney Asya'daki bazı ülkelere bu şekilde yardımlar yapılıyor. Bu problemi çözebilir bir şekilde yapılıyor da bu. Ama şunu görüyorlar, yani altyapı eksiğinden dolayı, işte lojistik problemlerden dolayı bu bağışlanan ünitelerin ya da işte para bağışı yapılmış, bunlar tedarik edilmiş çok büyük kısmı hatta aylar mertebesinde hurda haline dönüşüyor, kullanılamaz hale geliyor. O zaman yani neden böyle bir problem ortaya çıkıyor? Buna kök nedenine iniyorlar. Bu işte gelişmiş ülkeler için tasarlanan kuvvet üniteleri hassas cihazlar, özellikle voltaj dalgalanmalarından çok kötü etkileniyorlar. Bunların işte gönderildiği ülkelerdeki personel bunları çalıştıracak yetkinliğe sahip değil. Elektrik kalitesi düşük olduğu için bu tür voltaj dalgalanmaları, uzun süre kesintiler, işte bir anda yükselmeler vesaire bunlar çok oluyor. Bu cihazlar bir anda arıza durumuna geçiyorlar. Bunların işte yedek parçalarını tedarik etmek mümkün olmuyor, stoklamak mümkün olmuyor. Yedek parça verseniz bile bunların bakımını, değişimini yapacak uzman personel bulmakta zorlanıyorsunuz. Dediğim gibi bunlar kısa bir süre sonra kullanılamaz hale geliyor. Peki, işte burada bir tasarım ekibi bu problemi tespit ettikten sonra olası çözümler üzerine çalışmaya başlıyor. Yani özellikle lojistik ve tedarik ağı önemli işte darboğaz noktalarından biri olduğu için peki mevcut tedarik sistemi ne üzerinde dönüyor? Bunu araştırmaya başlıyorlar. Dünyanın her yerinde gazlı içecek, işte sigara ve otomobil parçaları çok yaygın bir dağıtım ağına sahip. Bunu fark ediyorlar. Hakikaten yani bir dağın başına bile gitseniz bu ürünleri bulabiliyorsunuz. İşte ya da temel otomobil yedek parçaları birçok yerde işte 1.000 kişilik bir yerleşim biriminde bile illa bir araba ustası oluyor. Onun da tedariğinde bu tür basit parçalar bulunuyor. Burada o zaman tasarım ekibi projenin amacını şu şekilde belirliyor.
tamamen basit otomobil parçalarından oluşan bir çubuk üzüntüsü yapmak. İşte gördüğünüz gibi fişler, işte far vesaire buna benzer basit elektrik parçalarından bir şey yapıyorlar, çubuk üzüntüsü yapıyorlar. Bu aslında tasarım Time dergisinin 2010 yılında yılın en iyi icadı ödülünü de alıyor. Gördüğünüz gibi. Bu cihaz özellikle sağlık çalışanları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanıyor. İnsanlar çok büyük ilgi gösteriyorlar sağlık tesislerinde. Ama burada bir handikap oluyor. Yani bence de çok iyi bir tasarım bu arada. Şöyle bir şey var. İnsanlar bunu bir yani çok hassas bir dönemleri işte kendilerinden bir parçayı böyle bir cihazla tedavi edilmesi işte söyleniyor. Sağlık personeli tarafından edileceği söyleniyor. İnsanlar nerede olursa olsun işte en iyi tedaviyi almak istiyorlar. Bu cihaz çok ucuz görünümlü olduğu için işlevinden bağımsız olarak işte ya da yedek parçalardan yapıldı vesaire dendiği için kalitesiz gibi bir imaj ortaya çıkıyor. İnsanlar çocuklarını böyle bir cihaza emanet etmek istemiyorlar. O bakımdan bu cihaz tutunamıyor. Dediğim gibi burada mesela evet problem bir açıdan çok doğru şekilde ele alınmış ama problemin diğer paydaşları için kullanıcı kitlesinde bazen birden fazla türde paydaş olabiliyor. Bir paydaş kitlesi onların isterleri, öncelikleri yeteri düzeyde tasarıma yansıtılmadığı için ürün biraz başarısızlıkla sonuçlanıyor. Şimdi bahsetmiş olduğum gibi bu problem tanımlamasını yaptıktan sonra, bu hassasiyette yaptıktan sonra bir iç değerlendirme yapmamızın ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir kere odaklandığımız problem ne kadar kritik? Bu problemle ilgili varsayımlarımız doğru mu? Buna bir çözüm öneriyoruz. Bu çözüm önerisi bu probleme uygun mu? Ben özel sektörde çalışırken buna benzer çok fikir üretiyorduk. Kendi aramızda kullandığımız bir şey vardı, tabir vardı. Olmayan bir problemi aşırı mühendislikle mi çözüyoruz? Olmayan bir problemden kastımız şu, özellikle mesela bizim girişimcilik programına gelen başvurularda ben bunu çok görüyorum. İşte çok kompleks sistemler öneriliyor. İş güvenliği alanından örnek vereyim. İşte işçilerin kafasına işte sensörlerle, kameralarla vesaire donatılmış kasklar takılacak. İşte bütün çalışma ortamı sensörlerle donatılacak. Oradan elini uzattığı zaman işte akıllı bir sistem, derin öğrenmeyle bütün oradaki hareket şablonlarını öğrenmiş. Ona işte başka bir sistem şey diye mesaj gönderecek. Elini oraya uzatma diyecek. Halbuki yani oraya böyle büyük bir şeyle levhanın üstüne İşte sarı bir zemin üstüne siyah harflerle elini buraya sokma diye yazmak çok daha basit ve etkili bir yöntem olabiliyor. Yani bazen işte problemi doğru tanımlamak burada ön plana çıkabiliyor. Dediğim gibi ihtiyacı, problemi doğru tanımlayıp buna uygun bir çözüm sunmamız gerekiyor ve buradaki teknolojik boyutu zaten hani bizim amacımız buna teknolojik bir çözüm getirildiği zaman destek vermek. Teknolojik olarak uygun bir çözüm önerisi sunulması gerekiyor. Burada nasıl bir değer ortaya çıkacak? Yani attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değecek mi? Bunun ticaretleşme potansiyeli nedir? İşte proje ekibi burada ortaya çıkıyor. Müşteri kuruluş sorumlusuyla beraber, işte araştırmacılarımızla beraber, bursiyerlerimizle beraber bunu varsayımlarımıza çok bağlı kalmadan kendi içimizde önce bir şey yapmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Eğer bunlara net ve tatmin edici şekilde cevap verebiliyorsak sonraki aşamalara, proje planlamanın sonraki aşamalarına geçebiliriz. İşte bizim başvuru formlarımızı incelediğiniz zaman orada çizgisel bir akış var. İşte başlatılma gerekçesi, amacı, ondan sonra yöntem vesaire, yenilikçi yönler bu şekilde gidiyor. Yani projenin endüstriyel ARGE içeriği, teknoloji ve yenilikçi yönü. Benim önerim ilk etapta projenin şeyi, başlatılma gerekçesi, ondan sonra da amaç kısımlarının hazırlanması, ondan sonra proje planı ve kuruluşların altyapısı kısımlarına odaklanması. Çünkü diğer içeriğin hazırlanmasını bu şekilde daha kolay hale getirebiliyorsunuz. Şimdi ilk etapta bu içeriği hazırlamaya nasıl başlayabiliriz? Bir, çıktıları tanımlayarak başlayabiliriz. Bizim mesela biraz önceki örnekten devam edelim. Çıktığımız bir tamamen otomobil yedek parçalarından oluşan bir kuruş ünitesiydi.
%100 kuralı olarak adlandırılan bir şey var. Projenin nihai çıktısı işte bunun tamamı, bütünüdür %100. Bunu alt bileşenlerine ayırarak devam edebilirsiniz. Bu tamamen farazi bir örnek. Mesela biraz önceki özün testinin beşik kısmı işte bunun %70'i ise, işte taban kısmı da %30 ise, yani her seriye altı indiğiniz zaman bunların toplamının bir üsttekinin tamamını oluşturması gerekiyor. Bu şekilde alt parçalara bölebilirsiniz. Mesela beşik %70'i bütünün, tabanda %30'u. Peki beşiğin alt bileşenlerine işte ısıtma ünitesi, havalandırma, güç ünitesi, yapısal tasarım vesaire. Bunları topladığınız zaman yine %100'e ulaşıyorsunuz. Beşiğin %100'ü de bu ünitelerden oluşuyor, bu bileşenlerden oluşuyor. Kendi projenizin kurgusunu bu şekilde çıktıları hiyerarşik olarak tanımlayarak oluşturabilirsiniz. Şimdi çıktıları tanımladıktan sonra bu şekilde, yani bir ağaç yapısına dönüştürebilirsiniz bunu, bunların özelliklerini belirlememiz gerekiyor. Bu özellik belirleme işi özellikle şeyde çok önemli. Problemi doğru çözüyor muyuz? Bunun da kendi iç kontrolü çok önemli. Mesela işte neydi bizim temel varsayımlarımızdan bir tanesi? Bunun çalışacağı yerde, mekanlarda çok fazla voltaj dalgalanması var, elektrik kısıntıları var. O zaman mesela aküyle 12 saat çalışabiliyor olması lazım. Bir ikinci güç kaynağı olması gerekiyor. Buna benzer şeylerimiz var, özelliklerimiz var diyelim. Şartname özellikleri gibi de diye düşünebiliriz bunu. Başarı ölçütlerini bu şekilde tanımlayabiliyor olmamız lazım. Bunu çıktılar bazında yapıyor olmamız lazım. Bunların uyacağı standartlar var mı? Yani bu hem nihai ürünün uyacağı standartlar olabilir, hem de alt bileşenlerin uyması gereken standartlar olabilir. Peki bunların üzerinde testler yapılacaksa, bunların bu performans sağladığını gösterecek şekilde testler yapılacaksa, bunların uyacağı standart, şartname, yönetmelik, iyi uygulama dokümanı vesaire var mı? Bunları belirlememiz gerekiyor. Yani dediğim gibi ilk etapta bir amaç tanımladık, program tanımı yaptık, buna bir çözüm önerisi sunduk. Hala tahayyül aşamasındayız. Hayal ediyoruz şeyde neler yapacağımızı. Kendi işte tasarımımıza uygun çıktıyı tanımladık, bunları alt bileşenlerine ayırdık. Dediğim gibi bunlara şimdi başarı ölçütlerini atıyoruz. Ne olmasını hedefliyoruz? Bunları koyduk, ondan sonra standartlarımızı belirledik. Bu şekilde aslında bence ciddi bir aşamaya gelmiş oluyoruz bunu da tamamladığımız zaman. İşte çıktıları da tanımladıktan sonra bir taslak süre üzerinde şey yapabiliriz, çalışabiliriz, konuşabiliriz. Müşteri kuruluşunu da burada size girdi sağlaması gerekiyor. Mesela bizim destek süremizin üst sınırı 24 ay. Bütün projeler 24 ay olmak zorunda değil. Tecrübeyle işte kaynakların uygunluğuna göre bu toplam süre için bir kestirim yapabilirsiniz. Ve daha sonra çıktılar bazında bu çıktıları kümeleyecek şekilde iş paketlerini oluşturabilirsiniz. İş paketi dediğimiz şey bu çıktıların bir araya getirilmesi. Genelde mesela yapılan, bence benim şahsi kanaatim bu, yanlışlardan bir tanesi, çok standart şeyler geliyor. Proje planları geliyor, iş planları geliyor. İşte literatür taraması, ondan sonra standartların belirlenmesi, laboratuvar çalışmaları, işte sonuçlar vesaire. Yani bu aslında yapılacak işleri bir ölçüde betimliyor ama bunu çıktılar üzerinde kurgulamak, yani bu proje planı çıktılar üzerinde kurgulamak birçok hususu daha anlaşılabilir hale getiriyor. Şimdi çıktıları kümeleyerek bu iş paketlerini oluşturduğunuz zaman bir de taslak şeyimiz var. Projenin toplam süresiyle ilgili bir öngörümüz var. Her bir iş paketinin ne kadar süreceğiyle ilgili bir öngörümüz de olabilir. Şimdi burada bir hassasiyet şeyi, dengesi tutturmak gerekiyor. Çok fazla iş paketine böldüğünüz zaman hem raporlama yükünüzü artırıyorsunuz, hem projenin değerlendiriciler tarafından kolay anlaşılması biraz daha işte zor, farklı bir boyuta gidebiliyor. Bunun yanı sıra işte çok genel olarak tanımladığınız zaman da iyi planlanmamış bir proje olarak nitelendirilebiliyor. Burada bir denge sağlamak lazım. Bu bakımdan bir çok fazla iş paketine bölmemek gerekiyor. Bunun için bir kural, işte toplam proje süresinin %10'undan azsa sizin o iş paket için öngördüğünüz süre, orada o iş paketini başka bir paketle birleştirmeyi düşünebilirsiniz. Kapsamını biraz daha genişletmeyi düşünebilirsiniz vesaire. Bu şekilde önlemlerle daha dengeli bir şey yapabilirsiniz.
Burada planlamayı özellikle takip edilebilirlik açısından yine benim şahsi önerim bu. Hafta bazında yapmak iyi bir uygulama oluyor. Ama iş paketlerini kurgularken süreleri, özellikle iş paketi sürelerini ay mertebesinde planlamanız daha uygun olacaktır. Bu hem bizim değerlendirmemizi daha kolay hale getiriyor hem de daha bu destek aşamasında, izleme aşamasında projelerin daha kolay şekilde, oradaki faaliyetlerin daha kolay şekilde bize raporlanmasını sağlıyor. Şimdi peki iş paketlerimizi oluşturduk. Doğru oluşturduğumuzu nasıl kontrol edebiliriz? Şöyle, aslında her iş paketi çıktı bazında bunları planladığımız için kendi başına bir proje. Yani alt projeler diyebiliriz bunlara. O zaman şu soruya makul bir cevap verebiliyorsak o iş paketi doğru şey yapmıştır, kurgulanmıştır. Bu çıktıları tamamen bir dış kaynaktan alabilir miyiz? Dış kaynak her zaman bunun hizmet alımıyla temin edilmesi anlamına gelmiyor. Mesela sizinle benzer niteliklere sahip bir proje ekibi belirtilen zamanda ve kaynaklarla bu çıktıları oluşturabilir mi? Ve size teslim edebilir mi mesela? Eğer buna evet diyorsanız o iş paketi kendi içinde çok büyük ihtimalle tutarlı şekilde planlanmıştır. Biraz önce söylediğim gibi yani iş paketlerini bu çıktıları kümeleyecek şekilde kurgulamanın böyle de bir avantajı var. Kendi içinde tutarlı bir yapı oluşturabiliyoruz. Şimdi iş paketlerimizi belirledik. Yani çıktıları kümeledik. Bunları bir zaman planı çerçevesinde oturttuk. Aslında çıktıların bir hiyerarşi formunda olmasının şöyle bir avantajı var. Birbirleriyle olan ilişkilerini de tanımlayabiliyoruz. Böylece iş paketlerinin sıralamasını da yapabiliyoruz. Şimdi proje ekibi zaten belliydi. Hani ilk etapta bir nüvemiz vardı zaten. Bunu daha da netleştirmemiz gerekiyor. Buna kaynak atamasında özellikle ihtiyaç duyuyoruz. Bunların burada özellikle görev alacak kişilerin rol ve sorumluluklarını çok net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Örnek olarak laboratuvar çalışmalarında teknisyene ihtiyacımız varsa ya da bursiyerlerin yapacağı farklı saha çalışmaları varsa, denemelere katkı sağlayacaklarsa, işte araştırmacılarımızın farklı işlevleri varsa bu hem rol ve sorumlulukları net şekilde ortaya koymak gerekiyor hem de hangi iş paketinde, hangi çıktıda, ne kadar süreyle görev alacak bunları net şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Burada önemli ve gözden kaçabilen konulardan bir tanesi kaynakların uygunluğunu değerlendirmek. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bu çalışmaların önemli kısmı işte doktor öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri tarafından da şey yapıyor, gerçekleştiriyor. Ciddi katkı sağlıyorlar. Şimdi projenin bir başlangıç tarihi var. Örnek Mayıs ayında başlayacağı öngörülmüş. Biz de buna göre karar vermişiz. Sözleşme imzalanmış. Sonra yürütücülerden şu şekilde şey geliyor bize, geri bildirim geliyor. Ama yüksek lisans öğrencilerimiz Eylül'de başlayacaklar. Biz bu faaliyetleri gecikmeli olarak yapabileceğiz vesaire. Buna benzer şeyler oluyor. Bunlar öngörülebilir düzeyde aslında konular. Mesela projenin başlangıç tarihini Eylül, Ekim yapabilirsiniz. Bu kaynak uygun hale geldikten sonra işte o çalışmalar planlanabilir. Bunları bir gözden geçirmekte fayda olabiliyor. Ya da mesela bir araştırmacının kritik bir rolü vardır ama işte 6 aylığına yurt dışında bir şeye katılacaktır, programa katılacaktır. Bu aşamada özellikle öngörülebilir bu şekilde kısıtlar varsa bunları mutlaka dikkate almak gerekiyor. Ve bu kaynakların uygunluğuna göre bir iş zaman çubuk grafiği oluşturup aslında projemizin genel şemasını ortaya koyabiliyor olmamız lazım. Bunu yani tekrar tekrar vurguluyorum. Kusura bakmayın yani biraz sabrınızı zorluyorum ama iş paketlerini çıktı bazında oluşturmanın en büyük avantajı bu. Yani özellikle iş paketleri arasındaki ilişkiyi çok daha net şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Şimdi bu şeyde rol ve sorumlulukların belirlenmesinde yani birçok projenin ortak işte panel raporlarını hazırlarken gördüğümüz şeylerden bir tanesi değerlendiriciler şeyi görmek istiyorlar. Yani orada bir ekip var. Burada kim hangi işi yapıyor bunu net olarak sunulmasını bekliyorlar. Biz de bekliyoruz zaten bunu projenin ilerleyişinde çünkü bu ciddi öneme sahip. Birçok farklı şablon kullanılabilir. Dediğim gibi örnek olarak mesela işte burada ratio olarak kısaltılmış bir şey var, yapı var. Basit tablo şeklinde bir gösterim. İngilizce kimin hangi işi yapacağının şeyleri, kısaltmalarına oluşturulmuş bir şey. Akronim. İşte responsible, accountable, consultant, informed. Mesela
Bir konunun bir bunu çıktılar olarak düşünebilirsiniz buradaki satırları. Faaliyetler olarak düşünebilirsiniz. Birden fazla sorumlusu olabilir ama bir tane hesap vereni olacak. Yani bunun bir mesulünün olması gerekiyor. Bu mesul de eğer mesela şeyleri daha alta indirmediyseniz genel olarak proje yürütücüsü olabiliyor. Proje yürütücüsü hem mesul hem de sorumlu şeydi. Yani burada responsible olabilir. Hesap veren konuda ama genelde proje sorumlusu oluyor. Consultant mesela bu konuda sizin fikrini alıyor musunuz? Bu önemli bir konu. Informed'da bilgi vermeniz gereken şeyler, kurumlar. Örnek olarak mesela bu proje faaliyetleri yürütürken bir buluş ortaya çıktı. Burada buluş ortaya çıktığı zaman bunu kendi kurumunuzun iç düzenlemelerine uygun olarak bildirmeniz gerekiyor. Kime? İşte teknoloji transfer ofisine bildirmeniz gerekiyor. Burada mesela bu süreci planlayarak işte buluş bildirim olması durumunda buraya işte kolon kısmına teknoloji transfer ofisini de ekleyebilirsiniz. Onları da informed bilgilendirilen kategorisine atabilirsiniz. Bu sadece bir örnek ama buna benzer bir planlama yapmak başvuru sürecini çok olumlu şekilde etkiliyor. Yani sadece başvuru süreci olarak düşünmemek lazım. Projenin ilerleyişinde de faaliyetler yürütülürken de böyle bir şablonun olması, kimin ne yapacağının en baştan net şekilde belli olması çok önemli olabiliyor. Siz de yaşamış olabilirsiniz. Umarım yaşamamışsınızdır ama bir şeyin işte son termin tarihi gelmiştir, teslim tarihi gelmiştir. İşte ama proje ekibinde herkes ama onu sen yapmayacak mıydın? Ben bunu yapıyordum, orayı sen tamamlayacaktın vesaire buna benzer bir tartışmanın içine düşebilir. Bu da farklı olumsuzluklara neden olabiliyor. En baştan bunun önüne geçebilmek için aslında böyle planlama yapmak faydalı olacak. Şimdi dediğim gibi iş çıktılarımızı tanımlamıştık. Bunların başarı ölçütlerini belirledik, standartlarını belirledik. Bunları kümeledik. Ondan sonra bu şekilde iş paketlerimizi oluşturduk. Bu iş paketi yapısı üzerinden bizim işte başvuru formuna şu anda geri dönüyoruz. İş paketi tanımlama formlarımız var. Bu iş paketi tanımlama formlarımızı hazırlamaya başladık. Nasıl bir içerik bekleniyor burada? İş paketinin başlangıcı ve bitiş tarihleri bekleniyor. Zaten bir zaman planlaması yapmıştık. Yani burada iş zaman çubuk grafiğimizi oluşturmuştuk. Kendi aralarındaki ilişkileri tanımlamıştık. Faaliyetler, bakın işte buradaki önemli konu şu. Bu çıktıları oluşturmak için hangi faaliyetleri yapacağız? Sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi şu, ne tür, ne kadar detay vermemiz gerekiyor? Ben diyorum ki burada çok tasarrufa yer yok. Yani siz de değerlendirici olarak görev yapıyorsunuz. Hem bizim araştırma destek programları başkanlığı görev yapıyorsunuz, bizim teknolojik destek programları başkanlığı programları altında görev yapıyorsunuz. Değerlendiricinin konuyu anlayabileceği, kafasında canlandırabileceği kadar bir detay vermek gerekiyor. Bunlarla ilgili örnekler de vereceğim şeyde. Burada mesela eğer deneysel bir çalışma yapılıyorsa hangi yöntemler uygulanacak, hangi parametrelere odaklanılıyor bunları belirtmemiz gerekiyor. Deney test analizler varsa işte mesela standartlarımızı zaten belirlemiştik. Onlara atıf yaparak burada belirtebiliriz. En önemli konu bence çıktılar ve başarı ölçütleri. Şimdi zaten konuya çıktıları tanımlayarak başlamıştık. O zaman bunları net bir şekilde listeleyebiliyoruz. Bu iş paketinin sonunda şu 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 çıktılar ortaya çıkacak. Bunların başarı ölçütleri de bunlardır. Yani çalışmaya böyle başladığınız için burası artık daha nasıl diyeyim şey gibi ipik gibi geliyor. Kolay şekilde hazırlayabiliyoruz. En başta kurguyu bu şekilde yaptığımız için. İş paketinin diğer iş paketleriyle ve çıktılarla ilişkisi nedir? Zaten eğer böyle bir hiyerarşi oluşturmuşsak, çıktıların birbirleri arasındaki ilişkileri tanımladıysak ve iş paketlerimizi buna göre uyguladıysak, kurguladıysak zaten bu ilişkiyi de net şekilde şey yapabiliyoruz, gösterebiliyoruz. Bu bakımdan iş paketi tanımlama formumuzu çok daha kolay şekilde hazırlayabiliyoruz. Şimdi iş paketi tanımlama formlarımızı hazırladık. İşte şeyler belliydi zaten. İş zaman çubuk grafiğimiz belliydi. Kuruluşların altyapısı. Burası biraz daha düz mevcut kaynaklarımızdan faydalanarak hazırlayabileceğimiz bir şey. Arge altyapımız nedir? Özellikle müşteri kuruluş açısından yeni ürün tasarım yeteneğimiz nelerdir? Kurumsal hafızamız var mı? İşte buradaki mesela sonuçları nasıl dokümante ediyoruz? Nerede saklıyoruz? Nasıl paylaşıyoruz? Burada mümkün olduğu kadar detay vermek gerekiyor. Uzun vadeli hedeflerimiz nedir? Yani örnek olarak bir araştırma grubu olarak bizim vizyonumuz nedir?
nereye doğru gidiyoruz? Yoksa hani bugün bu projeyi yaptık, yarın başka bir projeyi mi yapıyoruz? Biraz daha böyle bir yörünge, bir trajektörü vermek daha faydalı oluyor. Daha önce tamamlanan projeler varsa bu da işte bu projeyi yürütme kapasitenizi bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bunlar hakkında da bilgi vermeniz bekleniyor. Risk planlaması çok önemli. Yani bu şekilde hem projenin ARGE faaliyetleri için hem de proje çıktılarının ticarileşmesiyle ilgili risklerin, öngörülebilir risklerin bir planlanmasını bekliyoruz. Bunların tanımlanmasını istiyoruz. Bu riskin, risk unsurunun ortaya çıkmaması için ne tür tedbirler alınacak? Ama aldığımız tedbirlere rağmen bu şey oluşuyorsa, durum oluşuyorsa nasıl bir yol izleyeceğiz? Nasıl farklı bir patika izleyeceğiz? Bunlar hakkında planlama yapmamız bekleniyor. Burada tabii hem şey, hani olasılıkla ilgili bir öngörü yapmanız bekleniyor. Bu risk unsurunun olasılığı nedir? Bunun etkisi ne olacak proje faaliyetleri üzerinde? Bunlarla ilgili bir öngörü düzeyinde planlama yapmanız bekleniyor. Ama burada mümkün olduğu kadar proje faaliyetlerine özgü bu planlamanın yapılmasını bekliyoruz. Bazen tamamen kaynaklar üzerinden bu risk planlaması yapılıyor. Örnek olarak işte cihazların tedariğinde gecikme yaşanması, işte finansmanda eksiklik, işte bursiyerin gelmemesi vesaire. Bundan ziyade mesela yani bir yol deneyeceksiniz. Örnek olarak bir kimyasal deneyeceksiniz ya da bir yeni bir proses deniyorsunuz şeyde. İstediğiniz gibi gitmiyor. Ya da bir ölçüm yöntemiyle bir şeyi test edebileceğiniz düşündüğünüz, ölçebileceğiniz düşündüğünüz bir parametreyi o şekilde ölçülmedi direkt olarak. İndirekt olarak nasıl ölçeceksiniz? Yani biraz daha projeye özgü planlama yapılmasını bekliyoruz. Burada öbür türlü çok jenerik kaldığı zaman bu da yine değerlendiriciler tarafından bir eksiklik olarak belirlenebiliyor. Şimdi burada artık hani ara ara kendi aramızda toplantı yapıyoruz, işte planlamalar yapıyoruz, kağıt üzerinde bazı şeyleri işte yazıyoruz, çiziyoruz filan. Ondan sonra belli bir noktaya geldikten sonra bunu bizim başvuru formumuza aktarıyoruz. Dediğim gibi projenin başlatılma gerekçesini, amacını planlamıştık zaten. Burayı bir kenara bırakıp ondan sonra tamamen iş planına odaklandık. Bu risk planlamasını da yaptıktan sonra aslında iş planımız, proje yönetim organizasyonumuz, kuruluşun ARGE olanakları kısmı, risk ve finansman yönetimi, bu bölümlerin tamamını hazırlamış durumdayız. Proje planında kuruluşların altyapısı kısmı tamamlanmış durumdayız. Yani aslında önemli bir aşamayı gerçekleştirmiş durumdayız şu anda. Burada tekrar projenin endüstriyel ARGE içeriği, teknoloji üzeri, yenilikçi yönü kısmına geri dönüyoruz. Başlatılma gerekçesi ve amaçları şey yapmıştık. Çıktı bazında planlama yapmanın şöyle bir avantajı var. Başarı ölçütlerini de çıktılara atıyoruz. Bu durumda aslında özellikle nihai çıktının benzerleriyle karşılaştırmasını yapmak daha kolay hale geliyor. Böylece aslında ortaya çıkacak ürünün, sürecin yenilikçi yönünü daha iyi vurgulayabiliyoruz. Böyle bir tabloyu zaten sunmanız bekleniyor, bir karşılaştırma tablosunu, ama bunu daha işlevsel hale getirmek sizin elinizde. Bir buradaki delil şu, mesela evet, yani özelliklerini belirlemiştik, bunlara başarı ölçütlerini atamıştık. Bu başarı ölçütünün iddialı ve yapılabilir olması gerekiyor. Yani araştırma konusu bunun işte nasıl diyeyim, İngilizce tabirle challenging olması lazım. Çok harcı alem yöntemlerle evet bu başarı ölçütü zaten karşılanabilir, bu performansa ulaşılabilir dememesi lazım konunun uzmanı kişilerin. Bir basamak atlatıyor olması lazım. Aynı zamanda önerdiğiniz yöntemlerle bunun yapılabilir olduğunu gösterebiliyor olmanız lazım. Yani buradaki hassas denge bu. Bu şeyi özellikle yenilikçi yönünü vurgularken hem yani ağırlıklı olarak tabii nicel ölçütlerin kullanılmasını bekliyoruz ama birçok durumda nitel ölçütler de kullanılabiliyor. Mesela işte buradaki örnekte bu kuvvet ünitesini rakipleriyle karşılaşıyoruz. Modüler bir yapısı var mı? Evet, işte diğerinin yok, diğerinde kısmen. Mesela buna benzer belki biraz daha detaylı açıklamalarla böyle nitel karşılaştırmalar da yapılabilir. Bu şekilde karşılaştırma yaparak, benzerleriyle mukayese ederek aslında ürünün yenilikçi yönünü, sürecin yenilikçi yönünü vurgulamış oluyorsunuz. Aslında burada benim bahsetmek istediğim bir konu daha var.
Bu problem tanımlama kanvasında hatırlarsanız sunumun başında mesela alternatifler diye bir kısım vardı. Problem tanımında mesela alternatif ürünleri, sizin rakibiniz olan ürünleri, çözümleri de burada listeleyebilirsiniz. Yani o aşamada zaten belirleyebilirsiniz. Karşılaştırmayı da buna göre yapmak gerekiyor ondan sonra. Böylece proje başarıyla tamamlandığı zaman nereye konumlanacak? Müşterinin, işte kullanıcının ihtiyacını en iyi giderecek ürünü nasıl sunabiliyoruz? Bunu çok daha net bir şekilde ortaya koyabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada özgünlük çok önemli. Beklediğimiz özgünlük, araştırma destek programları başkanlığındaki programların özgünlüğünden biraz daha farklı. Burada biraz daha sanayiye uygulanabilir olmayı istiyoruz. Patent başvurunun özellikle biliyorsunuz bu koşullardan bir tanesidir. Bir buluş basamağı olması lazım, yenilikçi olması lazım, sanayiye uygulanabilir olması lazım. Bir, yani konunun uzmanı kişilerin şey demesi gerekiyor. Evet, hakikaten başkasının çok düşünmemiş olduğu bir yolu takip etmişler. Çok harcı alem değil. İyi bir noktadan bu problemi yakalamışlar. Yoksa işte şu tür bir değerlendirme yapmıyoruz. Örnek veriyorum. İşte bu konuda zaten yayın yapılmıştır. Bu konu dünyada çalışılan bir konudur. Örnek veriyorum. Bu bakımdan özgün bir değeri yoktur. Böyle bir şeyimiz yok. Yayınlar yapılmış olabilir, konsept aşamasında birçok çalışma yapılmış olabilir ama sanayiye uygulanması konusunda özellikle, yani bir ürüne süreci dönüşmesi konusunda farklı bir yaklaşım sergileyebiliyorsanız, rutin mühendisliğin dışına çıkabiliyorsanız bu özgün yönünüz kuvvetli oluyor. Şimdi burada özellikle hem yenilik unsurunu hem de özgün katkınızı ön plana çıkarabilmek için mutlaka bir tekniğin bilinen durumunu analiz etmek gerekiyor. Bu konuda da üniversitenizin, işte kurumunuzun, araştırma kurumunun teknoloji transfer ofisinden, fikri haklarla ilgili uzman arkadaşlardan faydalanabilirsiniz. Kendiniz de basit bir bunu yapabilirsiniz. Bir patent taraması yapmak, taraması ile beraber her zaman konuyu daha anlaşılabilir hale getiriyor. Mesela burada sizin proje çıktığınızla ilgili olabilecek buluşlar nelerdir, patentler nelerdir? Bunların işte sizin proje konunuzla alakası nedir? Nasıl bir şey yapıyorsunuz, ilişkilendiriyorsunuz? Sizin faaliyetleriniz, sizin çıktınız buradaki istemden nasıl farklı? Çünkü mesela bu proje sonunda bir patent almak isterseniz, patent başvurusu yapmak isterseniz buna benzer bir analizi zaten yapmanız beklenecek. Ve çıktıların patentlenebilir olduğunu göstermek istiyorsanız zaten bunu, bu analizi gerçekleştirmeniz bekleniyor. O bakımdan mutlaka aslında böyle özgün boyutunu, sanayi uygulanabilirlik açısından özgün boyutunu vurgulamak için böyle bir patent taraması yapmanızı öneriyoruz. Şimdi MSÜA Ar-Ge içeriği teknolojisi yenilikçi yönü kısmında proje çıktılarını betimlemeniz isteniyor. Bunlarla ilgili hedefler ve başarı ölçütlerini net şekilde biraz daha işte paragraf yapısında bu kısımda açıklamanız bekleniyor. Yine tekrar ediyorum kendimi ama aynı noktaya geri dönüyoruz. Proje planını oluştururken çıktılar üzerinden planlama yapmanın böyle bir avantajı var. Çünkü çıktılarımız net şekilde tanımlı. Bunların hedefleri belli, başarı ölçütleri belli. Bunların uyacağı standartlar ya da bu başarı ölçütlerini sağladığımızı ispat edecek işte test standartları vesaire bu şeyde aşamada zaten tanımlı olduğu için buraları net şekilde belirtebiliyoruz. Yöntemler kısmı zaten bunu da aslında bir şekilde iş paketi tanımlama formlarımızı hazırlarken yapmıştık. Burada yine kendi iş planımıza, iş akışımıza uygun şekilde bunları açıklamamız bekleniyor. İzlenecek ARGE aşamaları bu uygulama esaslarımızı işte kavramsal geliştirmeden bu pilot testi üretime kadar birçok aşama var. Bunlardan hangilerini içeriyor? Bu kapsamda neler yapılacak? Bu şekilde aktarabilirsiniz. Siz de mesela değerlendiricilik yaparken bizim özellikle teknolojik destek programları, başkanlık programlarında şeyi görüyorsunuz. Özellikle olumsuz ifadelerden bir tanesi o değerlendirme formlarında ARGE sistematiği yetersizdir. ARDEP'te de benzer bir şey var. Peki bu ARGE sistematiği nedir? Yani bunu değerlendiricilere sorduğunuz zaman, işte yürütücülere sorduğunuz zaman aynı şapka farklı zamanlarda giyilebiliyor ya da firmalara sorduğunuz zaman farklı cevaplar alabiliyorsunuz. Ama benim temelde gördüğüm şey şu, bir özellikle deneysel çalışma yürütüyorsanız
problemi net şekilde ortaya koyabilmeniz lazım. Bununla ilgili kritik faktörlerin belirlenmiş olması gerekiyor. Bu da işte bir ön çalışma yapılmasını gerektiriyor. Bir liste tutarması olabilir. Ondan sonra bir patent taraması olabilir. Burada bir eleme yapılabilecek şekilde yani hipotezlerimizi ortaya koyuyoruz. Bunu sistematik olarak test edip edemediğimizi göstermemiz gerekiyor. İşte deney tasarımı yöntemleri bence yani benim şahsi kanaatim burada çok ön plana çıkıyor. Bazen şu tür şeylerle karşılaşabiliyoruz. İşte faktörler belirlenmiş. İşte bunların bütün kombinasyonları ele alındığı zaman örnek veriyorum 2048 tane deneme yapılması gerekiyor. Bize bir deney planı sunuyor. 2048 tane deneme var. Halbuki o kaynaklarla, o zaman planlamasıyla bu kadar denemenin yapılması mümkün değil. Ama yani bu konuda farklı araştırmacılardan destek alınabilir. Biraz daha belki hizmet alımı yapılabilir, eğitim alınabilir, araştırma yapılabilir ama bu şeylerin, denemelerin daha sistematik yapılmasına yönelik yöntemler siz bizlerden çok daha iyi biliyorsunuz mevcut. Bu şekilde bir planlama yapılması özellikle bu Ar-Ge sistematiği boyutunu çok kuvvetlendiriyor. Nerede? Özellikle deneysel çalışma yapılan projelerde. Şimdi bütün mesela literatürde bazı faktörler belli zaten. Bunların hepsini birden ele almamız çok mümkün olmayacaktır. Bir eleme yaptıktan sonra, işte screening yaptıktan sonra asıl odaklanacağımız işte parametre optimizasyonu yapacağız. Örnek veriyorum, gıda projesi yapıyoruz. Raf ömrünü optimize etmeye çalışıyorum. İşte bir şey yapıyorum, dayanıklılığı optimize etmeye çalışıyorum. Ya da birkaç parametreyi bir arada optimize etmeye çalışıyorum. Ya da bir şeyin varyasyonunu optimize etmeye çalışıyorum. Daha gürbüz hale getirmeye çalışıyorum vesaire. Burada hangi parametrelere odaklanacağız? Bunları belirlemek gerekiyor bu elemeden sonra. Modellememizi yaptıktan sonra yani bununla ilgili bir planlı yani iş adımı eklemek bence her zaman kuvvetlendiriyor şeyi projeyi. Bunu sistematik olarak nasıl analiz ettik? Yani sonuçlar çıktı. İşte bir varyans analizi yaptık, bir regresyon modeli koşturduk. Burada hipotezlerimiz vardı. Bu hipotezlerimizi doğrulayabildik mi? Bu sonuçlarımızı yorumlamamız bekleniyor. İsterleri hangi ölçüde karşıladık? Bunu belirtmemiz gerekiyor. Yani nedir? İşte basınç ve sıcaklığın örnek veriyorum şu sürecin çıktısına işte yıldına etki edeceğini varsayıyoruz. İşte bunu işte sıcaklık şu aralıkta olduğu zaman basınç da bu aralıkta olduğu zaman en yüksek şeyi elde ettik, verimi elde ettik. Verim hedefimiz şu kadardı. Bu çalışma şartlarında pilot üretim ölçeğinde bu verimi yakaladığımız için ve bunu tekrarlanabildiğini gösterdiğimiz için projenin bu aşamasını başarılı kabul ediyoruz diyebiliyorsunuz ilerleyen aşamada. Bu kısmı hızlı geçeceğim. Mesela bunlar gerçek proje örnekleri. İşte mesela bir gıda projesinde böyle bir şey gelmiş. İşte bu bir yeşil çaydan fonksiyonel gıda geliştirmeye çalışıyorlardı. Mesela nedir? İşte 70 derece ile 90 derece arasında demleme olacağı belirtilmiş. Neden 70 ile 90 arasında? Çünkü işte buradaki araştırmacılar daha önce bunları denemişler. İşte süre olarak da süreler var. Mesela bu şekilde bir planlama yapılmış. Mesela burada şöyle bir örnek var. İşte listeria inaktivasyon miktarları buradaki araştırmacı ve arkadaşlarının orada belirtilen metoda göre tespit edilecek. Niye o metoda göre? Şimdi ben alan uzmanı değilim ama belki o alan uzmanları bunu işte bir standart olarak kabul ediyorlar. Herkes böyle yapıyor. Bu çok bilinen harca alan bir şey. Biz de buna göre yapacağız diyor. Bakın bir atıf yapıyor. Ondan sonra burada da mesela çalışma aralıkları belirtilmiş. Özellikle yani tam nokta olmasa bile hangi aralıklarda bu denemelerin yapılacağı, bunu sistematik olarak nasıl gerçekleştirileceği konusunda bilgi verildiği zaman bu projeler hakikaten daha öne geçebiliyor değerlendirmede. Benim önerim bu. Şimdi burada da işte dediğim gibi bu aşamada projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği teknolojide yenilik yönü kısmını tamamladık. Ondan sonra iş planını zaten hazırlamıştık. Bundan sonra bir şey kısmımız var. Yani üçüncü değerlendirme boyutumuz projenin ekonomik yararı ulusal kazanıma dönüşebilirliği. Buraya geçmeden önce aslında proje bütçesini hazırlamamız bekleniyor. Neden? Çünkü aslında projenin ekonomik yararı dönüşebilirliği kısmı bütçeyle alakalı. En başta şey söylemişim yani attığımız taş ürktüğümüz kurbağaya değiyor mu? Yüksek hacimli bir bütçe yapıyoruz. Buradan ortaya çıkacak ürünün mesela ekonomik değeri bu proje bütçesiyle karşılaştırılabilir mi? Bu analizi yapabilmemiz için yani bir fizibilite de bu analizi yapabilmemiz için buradaki
yaptığımız işin bir fiyat etiketi olması gerekiyor. Bütçeyi ortaya koyabiliyor olmamız lazım. Personel giderleri buradaki rol ve sorumluluklara uygun olarak bir bütçe belirlememiz gerekiyor. Yani kim hangi işi yapacaksa herkesi bütün proje süresince fonlamak durumunda değiliz. İşte gerek burs olsun gerek proje teşvik ikramiyeleri olsun. Burada rol ve sorumluluklara uygun olarak bütçeye eklenmeli. Seyahat kısmı şöyle, özellikle bazen şu oluyor, yurt dışı seyahat, amaç işte konferans katılımı. Yani bu kadar jenerik, işte nereye gidilecek? İşte Amerika ya da Asya, henüz belli değil. Ya şu olabilir, mesela iki alternatif olabilir. Genelde böyle özellikle daha bilinen şeyler, konferanslar uzun zaman önce kendi takvimlerini açıklıyorlar. Hangi konferans hedefleniyorsa, hangi kongre hedefleniyorsa, işte birkaç yıl sonra da olabilir. O biraz daha spesifik bilgi vermek burada her zaman faydalı. İşte özellikle yürütüş kuruluş ve müşteri kuruluş farklı illerde olabiliyor. Saha çalışması yapılması gerekiyorsa bununla ilgili açıklama koyabilirsiniz. İşte fabrikada saha denemelerinin yapılması için ekip şu kadar ziyaret yapacak. Onun için biz böyle bir yurt içi seyahat bütçesi talep ediyoruz mesela, buna benzer şeyler, ama mümkün olduğu kadar burada spesifik olmak gerekiyor. Bence önemli kısımlardan bir tanesi, yani bu projelerin kabulü ve reddi konusunda da önemli olabiliyor, alet teçhizat yazılım yayın alınır. Şimdi burada önemli hususlardan, yani uygulama esaslarında bahsedilen konu şu: mevcut altyapını kullanılması esas. Yani mevcut altyapıdan kastımız sizin doğrudan erişiminiz olan, sizin sorumluluğunuzda olan alet teçhizatı olabilir. Ya da üniversitenin bir merkez laboratuvarı vardır. Ya da işte herkesin kullanımına açık başka laboratuvarları vardır. Bölümün laboratuvarları vardır. Buradaki altyapının kullanılması esas. Bunun yetersiz kaldığı durumlarda ek, işte bileşen vesaire, buna benzer şeyler gerekiyorsa bunların alımını bütçeye ekleyebilirsiniz. Bunlarla da çözülmüyorsa yeni alet teçhizat alımını bütçeye ekleyebilirsiniz, ama bunlar iki kere kontrol ediliyor, öyle söyleyeyim size. Program uygulama esaslarındaki bu temel şeyden dolayı, düzenlemeden dolayı. Şu tür durumlarla sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Burada alınan alet teçhizat sizin anlaşmanıza göre, yani üniversite ve işte efendim müşteri kuruluşun anlaşmasına göre proje tamamlandıktan sonra müşteri kuruluşa devredilebiliyor. Eğer müşteri kuruluşa devredilecekse bunun çok sağlam, yani gerekçelerini mutlaka proje önerisinde belirtmenizi istiyoruz. Çünkü şu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz. İşte daha önce zaten proje bütçesinde bir sınırlamamız vardı, 1 milyon lira. Genelde de bu mertebelerde geliyor proje bütçeleri. Proje bütçesi 1 milyon lira, işte 980 bin lira tek başına bir cihaz. İşte 10 bin lira şey yazılmış, seyahat gideri. Kalan tutar PT'yi zaten o şeye dahil değil, proje bütçesine. Ve buradaki teçhizat da şeye devredilecek, müşteri kuruluşa. Bunlar üretime yönelik altyapı yatırımı artı projeler olarak değerlendiriliyor ve reddediliyor. Bu hususlardan kaçınmak için özellikle müşteri kuruluşa devredilecek alet teçhizat varsa bunların gerekçelerini öneri kısmında mutlaka belirtmek iyi olacaktır. Yazılım konusunda da, yani bu aşamada üniversitenin mevcut lisanslarını kullanmak daha iyisi tercih, ama açık kaynak kodlu alternatifler varsa bunları değerlendirmek de iyi bir seçenek olabiliyor. Özellikle bizim ULAKBİM'in bu şeyle performanslı hesaplamalarla ilgili sunmuş olduğu hizmetler var. Turbo üzerinden bu 1505 projelerinde de bu altyapıdan faydalanmak mümkün. Bu konuda mesela özellikle çok yüksek performanslı bilgisayar almak ya da işte bu hizmetleri almak yerine TÜBİTAK ULAKBİM'in bu konudaki hizmetlerinden faydalanmayı da tercih edebilirsiniz. Şimdi bir hususumuz daha var. Müşteri kuruluşa devredilecek alet teçhizat, bununla ilgili bunun sadece %40'ını destek kapsamında değerlendiriyor. Bu aslında biraz detay bir konu. Proje sonrasında ilgilendiriyor, ama müşteri kuruluşların bunu bilmesinde fayda var. Mesela işte şöyle bir senaryo üzerinden gidelim. 250 bin liralık bir alet teçhizat alınacak ve bu daha sonra da müşteri kuruluşa devredilecek. Proje bütçesi içinde bu bize geldi. Biz bunu 100 bin liralık %40'ını destek kapsamında değerlendiriyoruz. Destek oranı büyük ölçekli kuruluşların %60. Bunun %60'ını TÜBİTAK destekliyor. Yani 250 bin liralık alet teçhizatın 60 bin lirasını TÜBİTAK fonlayacak, proje özel hesabına aktaracak. Müşteri kuruluş
150 bin liraya artı 40 bin lira kalan 190 bin lirayı fonlamak durumunda kalıyor. Yani projeye girerken aslında bu hususa dikkat etmeleri gerekiyor müşteri kuruluşları. Proje bütçesiyle ilgili sınırlamalar konusunda birkaç örnek vereyim. Bahsetmiş olduğum gibi artık şirket desteği sınırlı, 750 bin lirayla sınırlı. Proje bütçesi üst sınırı yok. Buradaki örnekte mesela 800 bin liralık bir proje önerisi destek kapsamına alınmış. Kurum hissesi de %50 olarak belirlenmiş. Kurum bazında belirleniyor. İşte ALDEP'ten buna aşina olduğunuzu varsayıyorum. Burada işte destek oranımız %75. 800 bin liralık proje desteğinin bütçesinin 600 bin lirasını TÜBİTAK karşılıyor burada. Çünkü bizim üst sınırımızın altında kalıyor ama kurum hissesi 187 bin 500 lira olarak uygulanacak. Yönetim kurulumuzun kurum hissesi için belirlemiş olduğu üst sınırı aştığından buradaki oranla proje bütçesinin çarpımı bu şekilde bir hesaplama ortaya çıkıyor. Müşteri kuruluş 200 bin lira katkı sağlayacak proje bütçesine, bu şekilde proje fonlanmış olacak. Bir diğer örnekte proje bütçesi 2 milyon lira olabiliyor ama nasıl oluyor bu? Şimdi 2 milyon liralık proje önerisi bize sunuldu. Büyük ölçekli kuruluş olduğu için destek oranı %60 diyeceğiz. 1 milyon 200 bin lira eğer bir sınırlamamız olmasaydı bizim vermemiz gereken tutar. Ama bizim TÜBİTAK katkısı 750 bin lirayla sınırlı. Bu 1 milyon 200 bin lirayla 750 bin lira arasındaki fark doğrudan müşteri kuruluş payına ekleniyor. 450 bin lira bir finansman sağlaması gerekiyor. 800 bin lira zaten %40'ını sağlaması gerekiyordu. Böyle bir durumda 1 milyon 250 bin lira müşteri kuruluş payı oluyor. 750 bin lira TÜBİTAK payı oluyor. 1 milyon lira bütçeyle bu proje fonlanabiliyor. Dönemsel olarak da yine kendi vereceğimiz tutarla bu şeyi oranlayarak, TÜBİTAK desteği üst sınırını oranlayarak dönemsel olarak tarafların ödemesi gereken tutarları hesaplayabiliyoruz. Bu detaylı konu, bunu geçiyorum. Şimdi bu demin bahsetmiş olduğum konulara uygun olarak bir proje bütçesi ortaya kondu. İşin maliyeti belirlendikten sonra bizim tabii desteklediğimiz ve desteklemediğimiz gider kalemleri var. Bunları da dikkate almak gerekiyor. Bir fizibilite yapmak gerekiyor. Yani bu işin maliyeti ne olacak? Bunun ne kadarı TÜBİTAK tarafından karşılanıyor? İlave yatırımlar olacak mı? Ondan sonra başka harcamalar gerçekleştirmemiz gerekiyor vesaire. Bunları da hem birim karlılık açısından hem de genel anlamda bu projelerin sadece yani ARGE projesi 1505 projesi anlamında değil, devamını da dikkate alacak şekilde finansmanı açısından planlamak gerekiyor ve bu projenin yapılabilir, feasible bir proje olduğunu göstermek gerekiyor. Bu TÜBİTAK beklentisi değil. Zaten taraflar ciddi anlamda efor sarf ediyorlar, kaynak ayırıyorlar. Sonuçların hayata geçebilir olması lazım. Bu bakımdan bu şeyin, feasibility'nin bu aşamada yapılmasını bekliyoruz. Bunu yapmanın yine dediğim gibi her şeyin şeyi var, kanvası var. Nasıl şey yapabiliriz, daha iyi bakabiliriz? Bahsetmiş olduğum gibi yani zaten problemi tanımlarken bundan en çok etkilenen ya da bir ihtiyaç tanımlarken bu işte konuya en çok ihtiyaç duyan kimdir? Bunları belirlemiş olmamız lazım. Burada son kullanıcı profili şey kimdir? Alperen Yurtseven'dir. İşte Alperen Yurtseven şöyle özelliklere sahiptir. İşte şurada çalışır, gözlük takar. İşte betimleyebildiğimiz kadar detaylı şekilde betimlememiz gerekiyor. Ondan sonra toplam erişilebilir pazar büyüklüğü tahmini nedir? Mesela piyasada örnek veriyorum Ankara'da ya da Türkiye'de kaç tane Alperen Yurtseven benzeri kişi var? Yani ben kaç kişiye bu üründen satabilirim ya da bu problemden kaç kişi etkileniyor? Temsili bir şey oluşturabilirsiniz. Buna benzer 10 kişiyle belki bir mülakat yapmak gerekiyor. Yani siz tam olarak nasıl bir sorun yaşıyorsunuz, neye ihtiyaç duyuyorsunuz, bunları iyi şekilde analiz etmek gerekiyor. Şimdi bu sadece fizibilite anlamında değil, genel anlamda projenin kurgulanması için ben bu şablonu, projenin biraz sunumu biraz sonuna ekledim. Ben dediğim gibi özel sektörde çalışırken aslında Türkiye'nin en büyük ARGE merkezlerinden bir tanesiydi ve giyilebilir sağlık cihazları üzerine benim çalıştığım birim o dönem şey yapıyordu, çalışıyordu. Bizim birçok mesela işte bu Gartner raporları, sektör raporları vesaire bunların hepsine erişimimiz vardı. Çok üst düzey yani çok hakikaten yetenekli mühendis arkadaşlarımız vardı. Ben daha çok işte analiz
proje planlama bu rollerde, bu kapasitede çalışıyordum şeylerde, bu projelerde. Giyilebilir sağlık mesela birçok rapora erişebiliyorsunuz ama o ürünün sağlaması gereken özellikler konusunda en iyi geri bildirimi mesela hemşirelerle konuştuğumuz zaman aldık. Ambulans şoförleriyle konuştuğumuz zaman aldık. Bu sadece benim açımdan değil, o ürünün tasarımını yapacak mühendisler açısından da şey geçerli bir konu. Şöyle söyleyeyim. Mesela araştırmacılarımızdan şu tür şeyler geliyor. Yani biz pazarlama personeli değiliz. Bu öngörülerin hepsini ben yapamam. Son derece haklı bir nokta bu. Ama onun için zaten bu projelerin hem hazırlık aşaması hem de yürütülmesi bir ekip işi. Ekipte herkesin buna bir katkı sağlaması gerekiyor. Mesela bu özellikle müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi için mülakatların yapılması, biraz daha belki örnek veriyorum, işte bursiyerlerin ya da işte müşteri kuruluşundan proje ekibine dahil olan kişilerin yapacağı faaliyetler olabilir ama benim tavsiyem, önerim proje yürütücülerinin, araştırmacılarının mutlaka bu sürece dahil olması belli bir kapasitede. Çünkü gerçekten daha iyi anlayabiliyorsunuz şeyi, çözülecek problemi. Şimdi burada kullanım senaryoları, daha hiç bakın laboratuvara falan girmeden önce kullanım senaryoları, hayal aşamasındayız. İşte zorluk yaşayan biri vardı, ihtiyacı olan biri vardı. Ne yapacağını tam olarak kestiremiyordu ya da mevcut çözümleri eksikti, onu tam olarak tatmin etmiyordu. Şu noktada bizim ürünümüzü fark etti, bizim çözümümüzü fark etti. Onu kullandı, şu şekilde parasını ödedi, bundan çok memnun oldu ve bu ürünü bir daha aldı. Ya da bu ürünü başkalarına tavsiye etti. Yani hep böyle bir mutlu senaryo. Yani önce bir zorluk vardı, bizim ürünümüz bunu çözdü ve ondan sonra daha da işte şeyde film hep mutlu sonla bitti. Bu şekilde mesela tam kullanım senaryolarını oluşturabiliyor muyuz? Yani genelde de özellikle ürün anlamında şey yapıyor bu. Yani ya başkasına tavsiye edecek ya da bir daha kullanacak. Ya da sürekli müşterimiz haline gelecek, farklı versiyonlarını alacak. İşte ürünün ek özelliğini satın alacak vesaire. Bu şekilde bir mutlu sonla bitmesini umarsınız şeyi. Ondan sonra bu anlamış zaten. İşte çözdüğüm soru da belli. Nicel olarak ne şey yapıyorsunuz? Mesela işte bir COBİ'deki üretim mühendisine gittiniz. Sizin çözümünüz bu şeyde. Hedef kitleniz o. Hani problem tanımının insan odaklı olması gerektiğini şey yapmıştık. Onun da çok işte mesela termin sürelerini yetiştirmesi gerekiyor. İşte sürekli o döngüyü sağlaması gerekiyor. Şunu diyebilirsiniz. İşte fire oranını %8'den %1'e indirecek bizim çözümümüz. Kalite kontrolünü benim yöntemimle yaparsan, benim geliştirdiğim cihazla yaparsan, bak işte firelerin şu kadarını daha fazla tahmin edeceksin. Böylece ürünün geri dönmeyecek, senin de performansın artacak. Nicel olarak neyi öneriyorsunuz? Bunu mutlaka ortaya koymak lazım. İşte mesela rakip sizi neden tercih etsin? Yani bu çıktığı niye tercih etsin? Müşteri, kullanıcı vesaire. Burada ürününüzü rekabetçi olarak nasıl konumluyorsunuz? Şimdi bu neydi? Mesela benzerleriyle bir karşılaştırma yapıyorduk. Rakiplere göre nereye konumlandırıyorsunuz kendi çözümünüzü? Bu analizi yapmak gerekiyor. Ondan sonra müşteri sizden nasıl haberdar olacak mesela ve bu ürünü nasıl edinecek şeyde? Mesela bunun için fırsat pencereleri var mı? Tetikleyiciler var mı? Ne olabilir mesela fırsat penceresi? Büyük spor olayları öncesinde Dünya Kupası gibi, Olimpiyat gibi insanlar televizyonları değiştirme eğiliminde oluyorlar. Bu yani bir fırsat penceresine bir örnek. Tetikleyici ne olabilir? Mesela herkes şu anda yeşil mutabakattan bahsediyor. Yeşil mutabakat çerçevesinde Avrupa Birliği'nin getireceği düzenlemeler bir tetikleyici olacak. O standartlara uygun ürün geliştirmeniz gerekecek. Paketledi, işte ambalaj malzemesinin o standartlara uygun olması gerekecek. Yoksa ya ürünü sokamayacaksınız ya ilave vergi ödemek durumunda kalacaksınız. Bu şeyler var. Birim fayda maliyet, yani birim anlamda şey yapabiliyor muyuz? Karlı mıyız? İşte nasıl, bunu satacak mıyız, kiralayacak mıyız? Birazını bedava verip ek özellikleri parayla mı satacağız vesaire, bununla ilgili bir kurgulama yapmak gerekiyor. Bir müşteriyi nasıl edineceksiniz? Yani bu bakın araştırmacıların biraz dışında ama yani doğrudan yapması beklenmeyen bir konu. Müşteri kuruluş ekibinin burada biraz daha fazla rol alması gerekiyor. Özellikle birim fayda maliyet analiz kısımlarında ve genel finansman anlamında ama proje yürütücüsü ve araştırmacı ekibinin de buralarda olması genel anlamda projenin yani ürün konseptinin oturmasına faydalı oluyor. Bu nasıl satılacak? İşte bayiler aracılığıyla mı satılacak? Doğrudan mı satılacak?
Bu konuda şey bekliyoruz, feedback bekliyoruz. Genel anlamda bu ürün karlı mı? Ondan sonra nasıl finanse edilecek bununla ilgili şey ve asıl konu şu, ölçekleme. Yani evet, mesela işte bana benzer, Alperen Yurtsevenlere benzer pazar segmentini şey yaptık, doyurduk kendi çözümümüzle. Bir sonraki hedefimiz ne olacak? Mesela komşu ülkedeki benzer segment mi? Yoksa Türkiye içinde başka bir ürün grubu mu? Bu şekilde bir öngörü, yani hep bu işi nasıl büyüteceğiz? Yani demin mutlu sondan bahsetmiştim. Bir sonraki aşamamız ne olacak? Bunu nasıl ölçekleyeceğiz? Bununla ilgili aslında öngörülerin yapılması bu projelerin de ekonomik değerinin anlatılmasında daha faydalı olacaktır. Bu neden önemli? Çünkü birazdan daha detaylı olarak bahsedeceğim. Bizim Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nın yürüttüğü bütün programlarda aslında bu projelerin ekonomik değere dönüşebilirliği daha yüksek ağırlıklandırılıyor artık. Daha fazla önem veriliyor. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği yüksek olabilir ama eğer ekonomik değere dönüşmüyorsa bu projeleri destekleyemiyoruz. Bir ikinci nokta, bütün proje, yani desteklediğimiz projelerde, hemen hemen bütün programlarda ticaretleşme sonuçlarını birinci yılda, üçüncü yılda ve beşinci yılda takip etmeye başlayacağız. Bu ne demek? Yani burada eğer yürüttüğünüz projeden olumlu sonuçlar aldıysanız, verdiğimiz destek tutarının çok üstünde satış rakamları ortaya çıktıysa, bu sizin, yani özellikle müşteri kuruluşun diğer projelerini daha kolay kabul edilmesine neden olacak. Böylece programlarımız arasında hem bir şey var, ilişki var, geçişkenlik var, hem de bunların sonuçlarını daha yakından takip edeceğiz. Bu anlamda 1505 programında da çıktıların ölçeklenebilir prototipler olmasını bekliyoruz. Bunların ekonomik değere dönüşebilir olmasını bekliyoruz. Reddedilen projelerin bazıları evet çok yenilikçi, çok özgün değere sahip ama daha temel araştırma seviyesinde kalabiliyor. Ya da bir ürün konsepti net olarak oluşturulmamış olabiliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela üzülerek destekleyemediğimiz projelerden bir tanesi geçmiş dönemde. İşte deniz suyundan hidrojen ve temiz su elde edilmesi yönelik bir teknoloji geliştirilmişti üniversitemizde. Yani genel anlamda denemeler yapılacak ama nasıl bir ürüne dönüştürüleceğiyle ilgili net bir şey yoktu, vizyon yoktu. Yani işte bu mesela belli ölçeğin altında deniz kıyısındaki yerleşim bölgelerinde mi kullanılacak? Örnek veriyorum, teknelerde mi kullanılacak? Bu konuyla ilgili biraz daha fazla öngörü bekliyoruz. Burada işte mesela şey ortaya çıkıyor. Pazar segmenti nedir? Bunun büyüklüğü nedir? Ekonomik değer ne olacak burada? Bununla ilgili öngörülerin daha net yapılmasını bekliyoruz. Yani buradaki hem projenin endüstriyel geçerliği yüksek olmasına rağmen ekonomik değer boyutu eksik kaldığı için o projeyi desteklememiz mümkün olmamıştı. Şu anda ekip daha farklı bir ürün konsepti üzerinde yeni bir proje önerisi hazırlayarak bize tekrar gönderecek. Şimdi bu aslında proje planlamasını yaptığımız zaman, yani bu ilgili alanları da doldurduğumuz zaman, bu zaman, maliyet ve kapsamla ilgili planlamayı bizim formatımıza aktarmış oluyoruz. Yani 1505 formatına aktarmış oluyoruz. Dediğim gibi, yani asıl olan bence form doldurmak değil, problemi doğru tanımlamak, buna uygun bir çözüm geliştirmek ve bu çözümü hayata geçirecek proje planını kurgulayabilmek. Bunları yaptığımız zaman, yani ilk üç adımı doğru attığımız zaman başvuru formunun hazırlanması daha kolaylaşıyor. Bunu net olarak söyleyebilirim. Şimdi bütün bu zorlu adımları açtıktan sonra proje başvurusunu işte Prodis üzerinden, elektronik başvuru sistemi üzerinden bize gönderiyorsunuz. Biz bu projeyi alıyoruz. Bir ön değerlendirmeye tabi tutuyoruz ve daha sonra bir panel değerlendirmesini alıyoruz. Şimdi çağrılı olmayan programlarda panel değerlendirmesi nasıl oluyor derseniz şöyle oluyor. 45 günlük dönemlerde bu projeleri biriktiriyoruz. Mesela şu anda 15 Ağustos'ta 30 Eylül arasında gelen projeleri biriktirme aşamasındayız. Bu esnada kaç proje sunulursa, örnek veriyorum 50 proje sunuldu, 50 proje, işte 20 proje sunuldu, 20 proje, bizim için fark etmiyor. Konularına göre gruplandırıyoruz. Eğer mesela bir proje yetim kaldı diyelim, tek kaldı, tek proje için bir panel toplanıyor ve onu değerlendiriyor, konu uzmanı kişiler tarafından değerlendiriliyor. Ama gruplandırabiliyorsak, gruplandırıyoruz, işte birden fazla proje bir panelde değerlendirilebiliyor. Panellerde 1 ile 10 arasında bir puanlamamız var. Her boyut, işte projenin endüstriyel geçeriği, teknolojiye yeni çöğünü
proje planı kuruluşlarının altyapısı ikinci boyutumuz ve projenin ekonomik yararı ve ulusal kazanıma dönüşebiliyor. Üç boyut altında değerlendiricilerimiz puanlama yapıyorlar. Ama her boyutun ağırlığı eşit değil. Endüstriye ARGE içeriği boyutunun ağırlığı %30, proje planı kuruluş altyapısı boyutunun ağırlığı %30, ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirlik boyutunun ağırlığı %40. Dediğim gibi yani bizim diğer programlarımıza benzer şekilde burada yürütücü üniversite olmasına rağmen proje çıktılarının ölçeklenebilir ürünlere, süreçlere dönüştürmesini istediğimiz için ekonomik yarar boyutunun ağırlığı daha fazla ticaretleşebilir ürün prototipleri bekliyoruz şeylerde, projelerin sonunda. Daha sonra işte bu panel sonuçları ve panel ortak raporu bizim grup yürütme kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Başkanlık tarafından belirlenmiş eşiklerimiz var. Yani kabul için belli bir eşik var, red için bir eşiğimiz var, bir de arada kalanlar var. Bu işte ARDEP'te geliştirilebilir, işte C artı diyorlar galiba ya da G diyorlar, geliştirilebilir olarak değerlendirilen projeler. Bizde bu şeyde aralıkta kalan projeler eğer hakikaten geliştirilebilir olarak değerlendiriliyorsa hem panel ortak raporundaki belirtilen hususlara göre hem de grup yürütme kurulunda bir değerlendirme yapıyor. Bu projeleri revizyona açıyoruz. Ve revizyon sonrasında bunlar tekrar işte panelistlerden görüş alınıyor. Eğer yani o işte anlaşılamayan, belirsiz kalan hususlar giderilmişse bu projeleri de kabul etmek üzere öneri oluşturuyoruz. Başkanlar bu projelerin kabul edilmesini öneriyoruz. Genelde de kabul ediliyor bu tür projeler. Peki bu önemli konularımızdan bir tanesi hem de işte araştırma destek programları başkanlığında projesi tamamlamış yürütücülerimize en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi bu. Puan uygulamalarımız var. Yani burada panelin verdiği ham puan üzerinden işte 100 üzeri, yani o 1 ile 10 arasında verilen puanlar artıklandıktan sonra 100'e dönüştürülüyor. 100 üzerinden bu eşikler belirleniyor. Bir mikrofon açık galiba, onu kapatabiliriz katılımcılarımız. Ben kapattım herhalde, şey yaptı. Tamam. Şimdi yeşil mutabakat konusu bizim bütün destek programlarımızda çok daha önemli hale gelecek. Eğer proje konusu yeşil mutabakat alanlarından bir tanesinde ise ek puan veriyoruz. Yüzlerinden 5 ek puan alabiliyor burada. Eğer bir 1001, 1003, 1005 veya 3501 projesinin devamı niteliğinde ise yine 5 ek puan veriyoruz. Bizim 1702 olarak adlandırdığımız patent tabanlı teknoloji transferi çağrılarımız var. Bu kapsamda bir projenin devamıysa, yani bir patentli teknoloji müşteri kuruluşa devredilmişse ve aynı ekip bunu biz olgunlaştırmak üzere bir de 1505 projesi sunuyoruz diyorsa 5 ek puan daha alıyor. Böylece 100 üzerinden 15 ek puan almak mümkün. Bir proje 15 ek puan aldığı zaman, yani eğer çok büyük başka majör bir hatası yoksa kabul ediliyor. Yani öyle söyleyebilirim. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Mesela şu anda büyük ihtimalle bize sunulacak bir şey birkaç ay içinde. Bir üniversitemizde bir binbir projesinin projesi ve patentli bir teknoloji, bir üretim yöntemi. Bu bir üretim sürecinde sera gazlarının azaltılmasını sağlıyor. Daha az karbondioksit, diğer işte onun NOx gazlarını ortaya çıkaracak şekilde üretim yapılabiliyor burada. Bu patentli teknoloji bir firmaya devredilecek. Yani patenti lisanslıyor buradaki ekip. Ve bu teknolojinin o üretim sürecinde uygulanabilirliğini göstermek için bir de 1505 projesi sunacaklar bize. Şimdi bu gaz emisyonunu azalttığı zaten yeşil mutabakat kapsamında bu 1505 projesi bize geldiği zaman 5 ek puanı buradan alacak. 1001 projesinin devam niteliğinde buradan da ek puan alacak. Bizim teknoloji transferi çağrısının devamı şeyinde olacak, sunulacak bize. Buradan da ek puan alacak. Yani bütün bu ek puan unsurlarını alması söz konusu ve işte bu şekilde biz zaten büyük olasılıkla bu projeyi desteklemiş olacağız. Genel anlamda tamamladığınız projenin sonuçlarını sanayi ortağınızla beraber bir sonraki aşamaya taşımak istiyorsanız 1505 size böyle bir avantaj sağlıyor. Özellikle bu projenizin bir patent çıktısı varsa onu daha kolay şekilde karşı tarafa lisanslamanız da mümkün olacaktır. Yani bu şekilde aslında destek programlarımızın etkileşimini de artırmayı hedefliyoruz. Belli bir yolu takip eden projelerin çok daha avantajlı şekilde ve kolay desteklenebileceğini öngörüyoruz bu şekilde. Şimdi bütün bu konuşmanın üstüne ne tür projeler destekledik şimdiye kadar? Mesela bir büyük ölçekli araç üreticimiz, bir devlet üniversitemizle
Çevrim ömrünü tamamlamış işte elektrikli otobüslerde kullanılan bataryaların bu fotovoltaik enerji sistemlerinde ikinci güç kaynağı olarak kullanılmasına yönelik bir sistem geliştiriyor. Bu konuda bir proje yürütüyorlar. Eğer bu sistem başarılı olursa bunu ayrı bir iş kolu olarak konumlamayı hedefliyorlar. Yine kobi ölçeğinde bir işte yenilikçi bir kobi bu. Yanlış hatırlamıyorsam bizim teknoloji girişim desteğiyle kurulmuş bir şeydi kobi'de. Bunlar da bir vakıf üniversitemizle beraber bu doku mühendisliği alanında kullanılan işte o üç boyutlu yazıcılarda kullanılan yeni nesil işte jelatin metakrilat konusunda bunun geliştirilmesi konusunda bir proje yürütüyorlar. Benim daha önce çalıştığım bu telekomünikasyon şirketi bir yine vakıf üniversitemizle kimlik doğrulama konusunda biyometrik verilerin kullanımı üzerine bir proje yürütüyor. Yani birçoğunuz rastlamıştınız işte bir yere girmeye çalıştığınız zaman Google hesabınızla girin ya da Facebook hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Buna benzer kimlik doğrulama hizmetleri var. Biraz daha kurumsal ve yüksek güvenlik gerektiren şeyler de bunun biyometrik verilerle eşleştirilmesi ve blok zincir kullanarak daha güvenli hale getirilmesi konusunda bir çalışma yürütüyorlar. Bu proje tamamlandı. Buradaki firma kendi ürünlerine entegre ediyor şu anda bu çözümü. Yazılım mühendisliği konusunda bir şeyimiz geldi. Burada yazılım mühendisliğinde işte kalite boyutu var. Oluşturulan kodların ilgili standartlara yani kendi standartlarına ne kadar uyum sağladığını otomatik olarak tespit edebilecek bir ürün geliştirdi. Ürün geliştirmek üzere vakıf üniversitemizle beraber çalışıyor buradaki teknoloji TGB şirketimiz. Ve yine büyük ölçekli bir gıda şirketi bir devlet üniversitemizle beraber işte bir fonksiyonel çay geliştirmek üzerine çalışıyorlar. Ama nasıl yapıyorlar bunu? Özellikle filtrelerde ve sıyırcılarda biriken normal atık olarak ortaya çıkan yeşil çayı farklı bir prosese tabi tutacaklar. Bu suda çözünebilir, fonksiyonel bir ürün haline gelecek. Bununla sınırlı değil, birçok farklı alanda farklı projeleri destekliyoruz. Sizlerin de bu alanlarda projelerini bekliyoruz. Her türlü sorunuz için 1505@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Bunları da hızlı şekilde cevaplamaya çalışıyoruz. Sadece soru değil, önerileriniz olabilir, farklı görüşleriniz olabilir. Bunları da bize lütfen bildirin. Bu şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Biraz uzun bir sunum. Ben sabrınız çok çok teşekkür ederim.